Evet, müzik kısalım biraz. Şimdi güzel insanlar, ne yapacağız? Single player deyip, yok Malt'ı mı diyeceğiz sizinle girmeniz için? Malt aynen. Yani. Aynen. Ama ben başka kimsenin girmesini istemiyorum. Başka ülkeyi seçmeyeceksiniz. O zaman ne yapacağım? Tek oynamak istiyorsanız single. Şöyle, tek derken ama siz dahil olacaksınız ve siz devlette diyeceğim ki sen şunu işte şu atamayı yap. Sen şu işte sınır piyadeleri hazırla. Ne bileyim sen denizaltı, anlatabiliyor muyum? Onun için. Bir ırkı oynayacağız yani tek. Ne yapmam lazım o zaman? Host mu diyeceğim? Aynen. Ya o da kuracaksın normal. Tamam, kurdum. Public, private diyorum. Password 321 olacak. Server tag YNP. Server description geç. Tamam. Hostladım bakayım. Bir girin bakalım. Böyle girmeniz lazım değil mi? Aynen paşam. Heart of Iron 4'ü yayına kapat. Niye kapatayım ya? Daha bir şey olmaz ya. Şifreyi bilen herkes girer mi oyuna? Öyle mi olur? Test yapıyoruz yani... ya. Çok mühim değil. Önemli değil ya. Bu arada şurada yazılar gözüküyor. Ben şuna... Mod yok. Gelse de. Modsuz. Müziğe fazla diyorlar. Müzik hala mı fazla ya? Evet fazla. Oldu sanırım. Evet girebiliyor musunuz beyler? Şamiye. Oyunu... Sen ben oyuna giriyorum. Başkan benim dosyalarda bir sıkıntı çıktı da yeniden büyükleme yap. Yani tamam. 20 dakika sürer. Siz şey patronu açık olursa gelirim. Dosya tamam tamam. Kemalist officer demiş ama Army experience gain %-10 stability max planning. Yani beyni karışmış gibi bütün her şeyi gömmüşler. Her şey var abi. Paşam, o, Kemalist ama söyleyeyim. Heh. O dönem hani o dönemin bütün yani bütün fikir yapılarını tamamen eklemişler. En uçtan en şeye kadar. Eyvallah. En öbür uca kadar her fikirden şey var. Yol var. Açıklamalar hani bazı açıklamalar biraz şey. Hani iki taraftan farklı yerlere dokunabiliyor oyunun bazı açıklamaları. Paşam bir şey rica edebilir miyim? Efendim. Size? Bu ID'yi kopyalayıp bize atma şansınız var şu mı? Şu aşağıdaki server ID mi? Aynen. Right click kopyaladım mı ben şu an? Aynen kopyalamış olmanız lazım. Bir şey hoy RP sayfasını atıyorum şu herhalde. Aynen aynen paşam. Teşekkür. Oyunu başlattıktan sonra mesela girmemeli aslında. Tüm ha o DLC'lere bakacaktım. Şimdi bende olmayan DLC hepsi var. Sabaton müzikler yok. Bir de Eastern Front Music Pack yok. Onun dışında hepsi var. By Blood Alone da zaten daha çıkmadı gelecek. Yani. Ajan McGregor tamam. En son gelen Rus DLC'siydi galiba. Herhalde evet, öyle. Evet. Ya evet, Rus girdiler. Aynı başka zamanda... gelebilen var mı? Şimdi mesela ben, siz şu an player diyor ama siz de mesela Türkiye'yi seçeceksiniz. Nasıl olacak o iş? Onun için kulübü açmanız lazım. Nerede o kulüp? O bir saniye bakayım. Kooperatif senaryo mu? Kooperatif hot yayın üstünde. Paşam sağ altta. Sağ altta. Ha. Kooperatif yazıyor. Tamam açtım şu an evet. Aynen. Tamam güzel. Türkiye. Aynen. Başka evet. Açam otçu oyunu açarsanız ben katılabilirim abi. Siz devam ettikten sonra. Tamam sen hallet işini. Bu arada tamam. Başka gelmek isteyen Seven acil gelmen lazım abi. Bu sefer İstanbul'u kaybetmeyiz herhalde. Abi şaka gibi ya. Bakın arkadaşlar gelmek isteyen
Discord kanalımıza giriyor. Discord kanalımızda bekleme salonu yazıyor. Oraya bir girin. Tam bu ajanla Skalon siz hem arkadaşsınız hem birbiriniz daha önce de gelirsiniz. Ben denemedim daha önce. Şifre yok. Direkt gel. Seven. Şifre var paşam galiba. 3-2-1. Ha 3-2 var var. Şifre var tabii. Önemli olan ama senin önce Discord'a gelmen. Şifre 3-2-1 değil mi? Aynen. Geri 3-2-1. Tamam da geldi. Tamam sen de seç Türkiye'yi. Yasir dedi ki 2 kişi diyordu. Bak 3 kişi olduk. Evet. Daha gelen var mı? Son. Şu an 22-21. Discord kanalımız bekleme salonuna girmeniz için 2 dakika veriyorum. 23'te biz başlarız bu adamlarla. Of nasıl okuyacağım onu? Aleykümselam iyi ki geldin. İyi ki varsın diyor. Ben de sana iyi ki geldin diyorum. Auxilia Palatina. Kampen ülkemiz hedefleri nedir paşam? Ya Osmanlı'yı kuralım yani. O gene öyle oynarız bir. Ama bu sefer co-op deriz. Multi RP falan yazarız. Bir tek ben yönetmeyeceğim veya biri bana söyleyecek ben işte hamleleri yapmayacağım. Şey de yapabilirsin paşam. Fevzi Çakmak yolundan Turan da kurabilirsin. O da Turan, o yol da çok eğlenceli. Evet, evet. Ama biz yeni DLC ile mi Osmanlı kurmuştuk? En son oyunumuzda. Yok. Ben hatırladığım kadarıyla bu yeni Türkiye Türk DLC'si ile Osmanlı kurmadık evet. Türk DLC'si ile Osmanlı kurmadık biz. Bu hem Osmanlı bu yeni Osmanlı mekanikleriyle Turan mekanikleriyle bu yeni DLC ile geldi. Tamam işte yeniden Osmanlı kuracağız yani. Aynen Bosporus DLC ile geldi paşam. Aynen. Demokrat da olabilir aslında ya. Da faşist olabilir. Yok tamam gelen yok. Discord kanalına gelen yok. Tamam başlatıyorum. Scott'in hoş geldin. Evet şimdi Ajan McGregor, Scalon, Felizov ve ben şu an Türkiye'yi yönetiyor olacağız. Bugün bir test veya biraz böyle bir deneme amacıyla oynuyoruz ama sonraki günlerde yeni arkadaşlar aramıza katılabilir. Başlatıyorum o zaman. Iron Man mod save de almıyor değil mi? Save almıyor. Evet. Aynen save almıyor. Multiplayer'da önerilmez. Yani bir şey olur kaydetmeniz gerekir falan filan. O şey için genelde... Historical AI başı... focus mevzusu ne? National focus. Şey, historical açarsanız... Tarihsel focus'a gitmesi için. Aynen. Yani mesela... Ülkeler şey gerçekteki yaptıklarını yapıyor. Aynen. Historical'ı seçmezseniz Almanya şeye gidebiliyor. Kaiser'i geri getirmeye gidebiliyor. Seven mikrofon i̇şte, sorunuysa... Kaiser'i getiriyor. Mikrofon sorunuysa şu an yok. Biz zaten bir tanışma evremiz oldu. Seninle bir konuşacağız edeceğiz. Kimsin nesin? Sonra gelirsin. Yani az önce arkadaşlarla konuştuk. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, üniversitede ne düşünüyorlar falan böyle biraz tanıdık insanları. Şimdi seninle de onu yapmamız lazım. Vakit kaybetmeyelim. Sonraki Hearts of Iron için takip edin. Sonraki bölümde siz de dahil olursunuz. Katılırsınız. Zaten şu an asıl başlangıcı yapmıyoruz tamam mı? Mikrofonlarınızı ayarlayın, oyunlarınızı ayarlayın, her şeyinizi ayarlayın. Push to talk'la ayarlayın, şunu ayarlayın, bunu ayarlayın. Tamam. Ya yaş küçük büyük önemli değil. Ya küçük arkadaşlarımızı alıyoruz. Önemli değil. Yeter ki saygılı olsunlar. Yani terbiyesizlik yapılmasın. Mevzu o. Tamam. Yaşla da paşam, alakalı değil. Efendim. Herkes buradaysa ben chat'e geçiyorum. Buradan tamam. Çekeceksin herkesi. Tamam bu kadar. Gelsin, ben bu chat'teyim. Kadar. Tamam. Tamam başlatıyorum. Paşam Atçı oyunu açmayı unutmayın istiyorsan. Neyi? Yani almayacaksan Atçı. Gitti kaynadı. Neyi açacağım? Atçı oyunu değil. Oyun içinde de açılabiliyor. Ha tamam. Tamam start. Yani herkes ready'ledikten sonra mı start oluyor? Yani biz de yüklendikten sonra. Tamam. Aynen. Çalışan arkadaşlar için hafta sonu olur mu? Valla bilmiyorum ki. O olay bana bağlı olacak yani. Ben ne zaman müsait olursam. Yani biraz sürüncemede yani mevzu. Felizov da gelsin bakalım. Oğlum şaka maka da karışık oyun lan. Yani Hearts of Iron'ı Europa'yı hallettik de bu bilmiyorum. Paşam şeyden daha kolay. Europe. Ciddi misin? Aynen.
EU4'ten çok daha kolay. EU4'den. Oğlum nasıl kolay lan? Ordu kuruyorsun. Ordu çeşitliliği var. Ordu çeşitliliğinin bir de altı var. Ordu çeşitliliğinde tüfek var. Paşam. Tüfekleri ayarlıyorsun. O var. Deniz altı yapıyorsun. Deniz altının motorunu değiştiriyorsun. Mikronun mikrosu oğlum. Hangi birini yapacağız la? Paşam zamanla oturuyor. EU4 sadece o var. Startlıyorum. Askeri falan arıyorsun. Bir de fark, her ülkede farklı oluyor. Türkiye pek hani deniz gücü olabilen bir ülke değil. Onu biraz daha şey denizaltı şeyinde daha çok işe yarıyor. Aynen. O yüzden büyük gemiler pek yapamayacağız. Yani biz denizaltı yapıp ben hatırlıyorum mesela Akdeniz'de adam yürütmedik lan. Fransızlar geliyor tokatlıyor. İtalyanlar geliyor tokatlıyor. İngilizler geliyor tokatlıyor. Sen mi yaptın? Kim yaptıydı onu? Biri yaptıydı yani. Öyle bir şey kurduk ki denizaltı. Ben o yönde yaktım da ama Türkiye ile hem yeni Focus'ta falan denizaltı işlerinde falan bayağı iyi hareket öncesinden çok daha iyi olabiliyor. Ya neyse işte. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ben bir dakika şu Discord'da sol tarafa alayım da size isimlerinize hitap ederek. Bir dakika. Evet. Şimdi. Şimdi aranızda o zaman hepiniz biliyorsunuz yani deniz yönetimini, hava kara yönetimi, ne bileyim statlar, şu üstteki barlar marlar bunun hepsine hepiniz hakim misiniz? Mesela Ajan Macro sen bütün arayüzdeki bütün ikonlara hakim misin menülere? Hakimim paşam. Filozof? En azından öyle. Ben de hakimim paşam. Skalon? Ama ben biraz daha denizde kötüyüm. Deniz. Tamam mı? Skalon sen? Donanma işinde. Paşam olabildiğince hepsine hakimim. Yani hepsini biliyorum. Eyvallah. O zaman şunu soruyorum. Ben mesela tek tek şu yukarılardan bir başlamak istiyorum. Şimdi şunlar eyvallah. Az çok paradoks oyunlarına alışız. Bu kısımlar ana menü kısımlarımızken şunlar kaynak kısımlarımız. Yukarıda farklı kaynaklar görüyorum bu arada. Experience'lar. Bunlar daha önce var mıydı bilmiyorum. Şurada hava, kara, bunlar Army, Navy, Air. Tamam. Direkt o kısa yollar herhalde bunlar. Sağ tarafta da yine bir States, Supplies, Maplies, Biton kısa yol var. Mesela haritam açıldı. Şundan haritamı açıp kapatıyorum. Eyvallah. Ben kendimi şu yukarı taşıyayım ya bir dakika. Web kamerası şöyle. Biraz yukarı alalım ki. Kameranın olduğu yer burası iyi mi? Buraya bir herhangi menü açılıyor mu? Sanırım burası iyi ya. Hocam orada bir şey açılmıyor genelde. Orası tamam. İyi. Genelde bas. Mesela şu neymiş? Division. İşaret şey yapılmamış. Division'larımız var. Ha, ordularımız var yani? Aynen hocam. Evet. Bu ordularımızı bir gruplamıyoruz. Gruplamadığımızı mı işaret ediyor? Ne yapmamız lazım? Mesela bu bildirimin gitmesi için. Komutanın emrine vermemiz lazım. Bir kol ordu gibi bir şey kurmamız lazım onların bütününden. Onları da bir kumandana verip gerekli emirleri falan. Yani birinci ordu, ikinci ordu, üçüncü ordu, dördüncü ordu gibi bir şey yapmam gerekiyor öyle mi? Aynen. Siz evet. Yani hepsini seçip o altıya basıyoruz. Evet. Ordu kurdu. Peki aranızda mesela Ajan McGregor sen mesela işte kara kuvvetli... Evet filozof konuş. Şöyle bir şey söyleyeyim. Paşam komutanların bir de şeyleri var. Hem kendilerine has tahmin edebileceğim özellikleri bilmem neler var. Kimisi işte tanktaydı, kimisi piyade yönetimindeydi. Bir de ideolojik görüşleri de var. Birisi kendi Kemalist oluyor, birisi de var. Osmanlı birisi Osmanlıcı monarşist oluyor. Farklı yönlerden gidebiliyor. Aynen. Anladım. Mesela Osmanlı yoluna gittiğin zaman paşam Fahrettin Altay, İzzettin Çalışay gibi paşalar terk ediyor. Yerine Mehmet Esat Paşa gibi, Fahrettin Türkan Paşa gibi paşalar geliyor. O zaman şimdi yerlerine. O zaman şunu diyebilir miyiz? Oyuna başlarken ilk olarak ideolojimizi mi belirlememiz lazım? Aynen evet, paşam. O her şey. Tamam, nerede o zaman ideolojimizi nereden belirliyoruz ideolojimizi? O fokustan hocam. Şöyle soru işareti gibi bir şey var oradan. Soru Q'ya basıp nerede? Q'ya basın paşam. Q'ya basın. Orada select'te National Focus diyor. O zaman şu Turkey'yi seçiyorum. Burayı diyorum. Q'ya bastım aynı zamanda. Aynen. Ha select Hı-hı. Nation oradan... Focus bu mudur? Burası. Aynen. Evet burası. Paşam. Ona basacağız paşam. Gideceğimiz yolu belirle.
O zaman 1, 2, 3 yolumuz var. Boğaz'da sözleşmesiyle Boğaz'da sözleşeceğiz. Yani çok ayıp. Çok fazla seçenek var. Mesela bu ilk gideceğimiz fokus Möntür Anlaşması. Boğazlardaki askeri geçişimizi sağlıyor. İşte bu mesela şu an bakarsanız yani. Ha, sırayla fokusluyoruz ona, öyle mi? Aynen. Aynen evet. 70 evet. gün falan. Ben mesela şimdi hava şöyle okulunu seçtiğim zaman hava okulunu seçiyorum abi o zaman. Yani hava okulunu seçtiğim. O şey paşam askeriye geliştirme. Hızlı bir şekilde askeriyi güçlendirme fokusları onlar. Donanma, hava, evet, işte kara şeylerini güçlendiriyorsunuz. Paşam. Şeyse bu onları... Möntra'dan sonrası daha çok diplomatik aynen. ve siyasi. Şahsen ben mesela onları daha sonraya bırakıyorum. Hani en öncelikle diplomatik aynen. şeylerin bitir. Yani bir an önce ne olacaksak, milliyetçi olacaksak milliyetçi olup ya da Osmanlıcı olacaksak bir an önce onlar tamam, olup o kırılma sonra... noktaları nerede o zaman? Osmanlıcı olacaksak, milliyetçi olacaksak falan o kırılma mesela noktaları. Mesela paşam sola paşam, kaydırın. Şimdi... Şurada pivotlu pas mesela şu sola kaydırın. Tamam paşam. Kaydırın. Mesela, orada bir Osmanlı şey var mesela. O fokusa kadar geldiğimiz zaman Osmanlı kule, iç savaş falan geçiyoruz Osmanlı'yı şey yapmak için, kurmak için. Oraya kadar gittiğimizde işte mesela o fokusa gittiğimizde artık Osmanlı kuruyor. Sultan geri dönüyor falan filan. Ya da daha sağları falan incelersek işte milliyetçiliği oldu, işte komünist yol falan da mevcut yani. Şöyle paşam, Türkiye kendi içinde de hani farklı bir şey. Bir anda faşist, bir anda monarşist, bir anda demokratik olamıyor. İçerisinde farklı farklı dönüşümler geçirmesi gerekiyor. Önce demokratik oluyor, sonradan iç savaşta falan Osmanlı kurabiliyor ya da merkez sağcı var, böyle tarafsız sağcı var, Fevzi Çakmak'ın yolu, sonra tarafsız solcu var, İsmet İnönü'nün yolu, Kemalist demokrasi, Kemalist işte faşizm falan gibi onlarca farklı yolu var. Hmm. Yani hepsi büyük çoğunlukla, ideolojilerin büyük çoğunluğu Kemalizmin içerisinden farklı yöne kayıyor. Onlar da paşam o fokusları filtreliyor. Mesela bir şeye ihtiyacınız varsa onlara basıyorsunuz. Direkt bu fokusa gitmedim diyorsunuz. Ondan sonra oraya doğru gidiyorsunuz. Şey ne alaka? Kürdistan olayı ne alaka? Yani şunu demeye çalışıyorum. Niye onunla alakalı fokus? Ne yapıyor? Türk devletini bir anda Kürt devletine mi döndürtüyor? Ne yapıyor yani? Yok hayır. O paşam şimdi Güneydoğu'da Kürt ayrılıkçılar var. Yani, tamam. Kürt bölgesinde ayrılıkçı devrimler evet. ve savaşlar var. Onları bastırmaya asimile etmeye yönelik. Evet. Ya da direkt paşam, vurmaya yönelik. Anladım. Oyunda şöyle bir şey var. Kor mantığı var paşam. Mesela hani şöyle diyeyim. Kor dediğimiz topraklar sizin öz vatanınız oluyor. Oradaki hı-hı. insanlar tamamen size bağlı. Ve oyunda ne kadar saçma bulsan da o Kürtlerin yaşadığı çoğunluklu topraklar bizim korumuz değil. Bu Kürdistan falan. İşte onlarla biz bir bakıma uzlaşarak aksiyon olsun diye öyle yapmışlar yani. Aynen. Evet. Aynen. Çok kısa. Aynen. Oradaki şeyleri direktman yapıyoruz. Ya böyle sakinleştiriyoruz ya da direktman asimile ediyoruz. Anladım. Aynen ya öyle. Ya da direktman devlete bağlıyoruz. Bırakırsak. Peki şey var mı? Böyle azınlıkla alakalı. Yok. İspanyollarda baskılar, maslar tarzı bir şeyler var mı? Hiç oynadınız mı İspanyollarla? Bak, yok. Bu şey decision'lara geldiğiniz hocam 15 tane şey command power'la isyan şeyi bastırıyorsun. İsyancılar hem sana politik puan veriyor hem de uyumluluk kazandırıyor bölgede. Eğer isyanı bastırabilirsen, bastıramazsan debuff veriyor. Çok şey RNG biraz şansa bağlı. Anladım. Ya yani, ama bizim aynen. Bizdeki gibi aynı durumu yaşayan başka ülkeler var mı onu diyorum yani. Var paşam. Ama bizim gibi şey yok hani nasıl anlatayım. Ağacında böyle şey yok diyorsun. Özel yok aynen. Mesela Almanya oynadığımızı varsayalım paşam. Tamam. Fransa işgal ettiğinizde oradaki azınlıklar da size karşı ayaklanabiliyor ama özel fokus olarak yok. Sizin yapmanız gereken oyunda ajan mekaniği falan var. Oraya mesela sivil polis sokuyorsunuz. Hatta böyle daha sert olayım diyorsanız askeri falan sokuyorsunuz. Halka müdahale ediyorsunuz aynen. Anladım. Böylece isyanı azaltıyor. Anladım. Ama şimdi ben aslında şunu sormuştum. Şimdi emirleriniz. Ben bu adamları birinci orduyu kuracağım. Ben bu adamlara komutan atayacağım. Aynen. Ama aynı zamanda dediniz ki komutanların ideolojide de olabiliyor. Terk edebiliyorlar, yeni gelebiliyorlar. O yüzden aslında tam cevabımı almadım. Şimdi ben buradan seçtim. Tamam, Montreux'u seçiyorum. Benim şimdi atacağım komutan mesela ideolojisi belli mi oluyor yoksa o kollara gittikten sonra mı açığa çıkıyor?
Hocam yok, Metin abi belli paşam. Dur Skalon cevap versin buna da. Şu an bütün komutanlığın ideolojileri belli. Mesela şu an girirseniz görebilirsiniz komutanlar bölgesini. Nerede komutanlarıma bakacağım? Atamadan görebiliyor mu komutanları? Atamamız gerekiyor paşam. Ha, mecbur. Tamam seçtim o zaman. Aşağıda artı logosu çıkıyor. Buna mı tıklayacağım? Evet paşam ona tıklayacağım. Tamam tıkladım. Şimdi burada sol taraftan assign kuman tamam ha. Burada bak Kemalist olduğu yazıyor mesela Kazım Orgay paşam. Altında şey ibare Kemalist. Ha Kemalist. Kemalist, Kemalist. Bunda yok mesela evet. Abdurrahman Gürman. Kazım Karabekir. Desert Fox. Bir ideoloji gözükmüyor bunda. Yok paşam. O şey yani kim yani... neye giderseniz gidin. Evet o var. Sizin yanınıza gelecek. He. Ama bir eğer mesela de... Salih Omurtak'ı ne yaparsam yapayım bu adam Kemalist değil mi? Evet. Mesela Osmanlı'ya giderseniz. İç savaş çıktığı zaman Osmanlı'ya gittiğimizde bu adam bizim düşmanımız olacak. İç savaşta öbür taraf. Oğlum hep Kemalist var. Kemalist dışında başka ideoloji gözükmüyor ki. Ondaki paşam diğer komutanlar iç savaşta geliyor. Şey oluyor size bir soru soruyor. Hı-hı. Diyor ki Osmanlı subayları, birçok Osmanlı subayı saltanatı yeniden getirmeyi düşünüyor. Bu Osmanlı subaylarını destekleyecek miyiz gibi bir soru soruyor. Orada desteklediğimiz zaman Vefet Bele olsun, sonra Fahrettin Türkan Paşa olsun, Ahmet Fevzi Paşa gibi olsun, Mehmet Esat Paşa gibi paşalar orduya katılıyor. Ve iç savaşta bizi bizim ordumuza giriyorlar ve çok iyi komutanlar. Eski Osmanlı paşaları bizzat geri dönüyorlar. Tabii yani bir kaybımız olmuyor bu Kemalist generallerden sonra. Fazla bir kaybımız olmuyor. O zaman şu an ne olursa olsun yanımızda olacak olan Fevzi Çakmak olabilir. Ha? Ya da Kazım Karabekir öyle mi? Evet. Evet. Tamam Kazım Karabekir'i atadım abi. Ordu kumandanı şu an. Birinci ordu kumandanı mı oldu? Aynen öyle. İsim de verebiliyoruz. Oradan aynen. Evet. Tamam bitti şimdi o zaman. Bunların hepsi bir yukarıdaki bildirimde gitmiş oldu. Bir de paşam bir orduya en fazla 24 birlik şey yapabiliyorsunuz. Eğer 24 birlikten fazla olursa 31. Bir penaltı veriyor. O zaman ben bunu ne yapacağım? O zaman komutan birliklerini tam kontrol edemiyor. Evet. Muharebelerde daha kötü sonuçlar alabilir. Tek seçip paşama 7 tanesini başka bir ordu daha kurmanız gerekiyor. Peki ben mesela buradan Europa Universal liste vardı. Yani yarıya böl, ikiye böl falan gibisinden böyle. Var paşam. Şu mu? Select half of current division. Tamam. Aynen. Böldüm şu an. Aynen. Şimdi 16. Bunu yeni komutana atayarak yeni bir birlik oluşturabiliriz. Tamam. Yarısını yarısı buraya gelecek. Diğer yarısında aşağıda mı seçilmemiş olan şunlar. Dikkatle dinleyin. Nasıl seçeceğim hepsini? Shift'e basılı tutarak aynı şekilde. Biz alalım. Hareket etmeyenleri seçip ayırabiliriz. Tamam, hareket etmeyenleri seçtim. Bunlara da yine artı diyorum. New Army, New Army. Aynen paşam. Buna da kumandan atıyorum. Buna da Fevzi Çakmak. Tamam. O Mareşal paşam, generalden ziyade. Mareşal paşam o. Aynen. Evet. Yanlış mı oldu? En yukarı mı atamam gerekiyordu? Army grup. Mesela paşam öyle özelliklerine bakın. Lojistik, vizeret ve defansif doktrini kullanamıyor. Çünkü direktman bir komutan yani general olarak ordunun başında mareşal değil. O özelliklerini kullanabilmesi için iki orduyu da komuta etmesi gerekiyor. Yani aynen. Şuraya atacağım öyle mi? Fevzi Çakma. Aynen. Evet. Nasıl ayıracağım şimdi ben bunu? Nasıl ayıracağım mesela? Paşam şimdi başka bir general seçin. Fevzi Çakma görevinden olarak buradaki. Mesela Hayrullah Fişek var. Hayrullah Fişek. Ha böyle bitti evet. Tamam. O zaman buraya da ana orduya da şey mi diyorum? Aynen sol basın. Harekete hazırım. Aynen. O bu iki şeyde. Bunu nasıl birleştireceğim bu ikisini? Diğer orduyu da seçin paşam. Harekete hazırım. Aynen sen attık ya. Yanlış mı yaptın? Resign armies. Paşam. O tarafa değil şey. Yanlış. Orduyu da Maraşel'in fotoğrafının olacağı yere. Aynen turuncu ekleyerek. Patlattık o orduyu. Hazırım. Bütün hepsini mi atadı buraya? Aynen. Evet hocam hepsini Ne oldu atama puanım? Bu puanla mı? Fevzi Çakmak tamam.
Şu şimdi paşam Fevzi Çakmak'a bakın. Şey yaptığınız için hani bir anda görevden alıp tekrar göreve getirdiğiniz için biraz daha ordunun başına geçmesi uzun sürüyor. O yüzden bazı debufflar oluyor. 38 gün boyunca biraz daha şey debufflı oluyor ordusu. Tam bir şekilde kullanamıyoruz kendisinin yeteneklerini. Ha şöyle oldu. Eyvallah atadık. Tamam tutup bıraktık. Bu mudur? Evet. Aynen budur. Bir süre budur. Sonra 15 gün sonra normal haline mi dönüyormuş? Aynen. Çünkü şey aldın sen adama bir git gel dediniz. O tekrar eyvallah, ordunun başına anladım. Geç. Falan. Tamam olay bu ha. Ordu şey orduları yani var olan ordularımızı ikiye böldük. Kumandanlar atadık. Artı bir de onların bağlı oldukları Maraşal atadık. Genelkurmay başkanı tarzı bir şey herhalde. Evet. Evet. Bir paşam. De şöyle paşam bakın bölgelere bakın işte İzmir'e. Sonra da işte tamam, aşağı İzmir'e bakın İzmir'e basın. Bir de bastım. Bakın orada aşağıda Kemalist Loyalist diyor. Görmüşsünüzdür böyle aşağıda. Görememiş şu an. Şeyinde. Paşam o mesela tıkladığınız yerin altındaki o coğrafi özelliğin sağında. Ha şurası. Aynen. Aynen. Şimdi bu eyalet, bu bölge paşam Kemalist bir bölge. İstanbul'da Kemalist nasıl olmuşsa İstanbul Kemalist. Paşam yani ilk savaş İstanbul. Çıkınca bunlar bizim düşmanımız olacak. Ama bir şeylerden decisions'tan değiştirebiliyoruz. Fikirlerini falan değiştirebiliyoruz. Evet, evet Osmanlıcı yapabiliyoruz. Paşam. Hatta ben bir keresinde hiç İst savaş çıkarmadan dahi Osmanlı'yı kurmuşum. Çünkü herkesi ikna traditional Trabzon Samsun. Trabzon Kemalist'miş. Of nerede şey of? Şey var paşam. Amasya, sonra Kastamonu falan, Sivas. Buralar şey, gelenekçi, saltanatçı diyebilirsiniz. Muhafazakar dediğimiz kesinlikle. Muhafazakar. Şu an şeye karşı devletin ideolojisi, Kemalist ideolojide olduğu Sarpet için. Sarpet neymiş lan? Tunceli miymiş burası? Düşünce yapılarına var. Devletin işleyişine paşam, karşı bir düşünce. Kemalistler ise şu an devleti Türkçe destekliyor. Türkçe ismi vermişler. Paşam, hakikaten lan. Paşam, yapımcı var vermiş. Evet ben onu çok eleştirdim. Hani ben onlarla de. Şey oldum. Nerede kardeşim mesela... bu? Bir dakika. Şeyler nerede? Bu beta testlerine falan giren artist övünen tipler nerede abi? Bunlar hiç raporlamıyor musunuz yani? Paşam tanıdıklarım var. Erzurum hatta şeye bağlıydı. Tunceli'ye falan bağlıydı. Erzurum'da falan da oha! Kürt bilmem olayları falan gösteriyorlardı. O olay bayağı şey oldu. Erzurum'u Trabzon'a bağladılar sonra. Bayağı insanlar şey gösterince, tepki gösterince. Kerekose ne oğlum? Bunlar ne lan? Biraz yanlış tanseti var. Ya abi yok ben şimdi doğru bir dakika bak burada geri şöyle bir geri çekilip bir doğru oturalım. Bana paşam, bir sus hani, oğlum bir filozof bir dakika yapmak ya. Yapmak istedikleri büyük ihtimalle hani şey. Ya filozofçum bir dakika bir susar mısın? Hani 1920'lerde. Beni duymuyor mu acaba ya? Sana geç mi geliyor sesim? Çünkü diğer arkadaşların da sözünü kesiyorsun arada bir. Onu bir ayarla. Bizi Discord'dan duymuyor. Sen düzeltiyorum. Twitch'te mi açtın aynı zamanda? Discord'dan dinle. Discord'dan. Diğer arkadaşların da bazen konuşma lafa girmeye çalışıyorlar. Hep sen bastırıyorsun böyle. Şunu diyeceğim. Şimdi ben o kadar eza cefa çekerken, hayatımı idame ettirmeye çalışırken, bir yandan devasa forumları yönetirken birçok şeye yetişemedim. Tamam mı? Ben paradoks konularında biraz geri kaldım. Paradoks fanı yöneten arkadaşların yönetmesine, forumun yönetmesine bıraktım. Bunlar içlerinden bazıları çok böyle elit takılan tipler. Sen beceremiyorsun deyip böyle kendi forum kuranlar falan. Bu adamlar neredeymiş oğlum bu diyasi çıkana kadar? Dememişler mi böyle saçma bir şey olabilir diye? Osmanlı İmparatorluğu'nun eyaletleri belli, Türkiye kurulduktan sonra kurulan eyaletler belli. Bu nasıl bir saçmalıktır ya? Bu ne oğlum? Bacım size şöyle diyeyim. Benim tanıdıklarım vardı hani. Belli başlı YouTube şeyleri. Onlarla da gerekli bazı şeylere katıldım. Hani bunlar direkt oyun yapan kişilerle falan iletişime geçtiler falan filan. Hatta Türkçe ekleme koştum. Abi röportaj yaptı adamlar. Birçok bu oyunun developerlarla sinirden konuşamıyorum. Aşırı. Hava atıyorlar işte yani. Biz şöyle community biliyoruz. İşte böyle forum yönetiriz. Sen beceremedin. Sen bunu para için yapıyordun da işte kendi çıkarların için yapıyordun. Bu ne oğlum? Bu mu sonucu yani? Bak bakayım bir tane Empire Total War'larda şunlarda bunlarda böyle bir tane aykırı şey var mı? Yok paşam biraz acizler ben. Abi acizlikle alakası yok ya. Organize olsunlar. İşte ben diyorum ki tek çatı altında toplanalım. Siz ayrı bir yer ayrı bir forumlar kurmayın. Ayrı bir şeyler yapmayın. Ne bileyim işte tek çatı altında ben sizin için mücadele ederim. Siz o ara forumu yönetirsiniz. Komünite yönetirsiniz. Bilgi paylaşırsınız. Şunu yaparsınız. Bunu öyle Türkçe İngilizce Türkçe çevirmekle olmuyor işte forum yönetimi. Komünite yönetimi.
En iyi Türkçe yamayı biz yaparız. İşte herkesten önce haberleri biz çeviririz. Herkesten önce makaleleri biz yazar. Al, al sana makale. Adam gelmiş burada. Bin yıllık Türkçe isimleri Kürtçe yapmış. Şimdi bizim burada Kürt vatandaşlarımıza, Kürt kardeşlerimize bir problemimiz yok. Ayrılıkçı olan herkese problemimiz var ama. Neyse onu geçiyorum. Yani siyasi oluşumunu kurucuların Türk olduğu bir realite var burada. Bir Türkiye Cumhuriyeti var yani. Şimdi sen bunu nasıl yaptırabiliyorsun abi? Bir de hava atıyorlar, ileti atıyorlar. İşte erkenden test ediyoruz, erkenden şöyle yaparız. Söylesene oğlum bunları. Bu ne lan? Erzincan, Sarpet, Cizir, Sert. Bunlar ne oğlum? Kerkose. Hani oyunun dilinde şey de vardır. İngilizce vardır, Türkçe vardır, Kürtçe vardır, Lazca vardır. Lazca yaptığın zaman isimler Lazca olur da ben... Yani böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Sırf mekanik eklemek için eklemiş. Şey yazan var. Ya mekanik eklemek... Hayır abi, mekanik isyan çıktığında Sarpet olarak isim değişsin. Eyvallah, anlarım. Çok güzel de roleplay yani. Ama şu an Türkiye Cumhuriyeti var. Siyasi olarak başta Mustafa Kemal Atatürk var. Böyle bir atmosferde ya ne yapacak Mustafa Kemal Atatürk? Bunları mı yapacak yani? Bunları okeyliyor mu yani? Özetle yapacağınız işe tüküreyim ben. O İngilizce forumlarda fink atıp Türkiye'yi temsil ettiğini düşünen bize artistlik yapan tipler var ya. Onların yaptığı işe tüküreyim yani. Bu ne oğlum? Ya ben vallahi billahi bilseydim yemin ediyorum mail atardım. Ben de irtibat içerisindeyim. Bu DLC çıkmadan bunun daha beta testleri, alfa testlerini o yapan katılan Türk arkadaşlar var ya. O zaman onların kanlarında bir sıkıntı var yani. Eğer bunlara göz yumdularsa, güzel bir bizi organize etmedilerse. Arkadaşlar ben bunların beta testine katıldım. Adamlar saçmalamışlar. Siyasi teşekkülünü tamamlamış. Bütün dünyaya kabul ettirmiş. Kendi paklanı kurmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin eyaletlerini saçma salak bir şeyle, isimle doğuda böyle yapmışlar. Hani ben anlarım eyvallah. Ayrılıkçı Kürtler isyan ettiği zaman buraları da ele geçirirse isimler değişsin. Çok güzel RP. Tamam, sıkıntı yok. Ama ben burada ülke kurulu, ordum var. Bak komutanlarımı atıyorum. Daha kaç sene önce ben Ruslardan şeyi kurtarmışım yani. Ruslardan, İngilizlerden, şu Kafkasları kurtarmışım, gelmişim. Bak bu adamlar hala hayatta yani. Yıl kaç? 1936. Fabrikalarımı kuruyorum, yenileşme hareketlerimi yapıyorum. Kabul ettirmişim yani kendimi. Bir arkadaş şey yazmış. Abi sanırım Kürt rezistansı bitince isimler Türkçe olacak. Ama yok ki şu an. Var mı? Aşam şu an korlamadığım için az önce anlattım ya korlamadığını. Korlayınca mı düzelecek buralar? Ben görmedim, düzelmiyor. Bak görmemiş arkadaş mesela. 1000 saati oynayanı var. Ben de görmedim. Saçma ya, işte abi bu yani. Evet. Ben şu an hiç oynamak istemiyorum mesela. Şu an midem bulandı yani. Şeylere çok kızdım ha. Yapımcıdan çok o adamlara kızdım yani. Bana artistik yapanlara. Çok haklı. Harbi de demediklerini bırakmıyorlar. Sen bunu para için yapıyorsun. Yok reklamlar için tutuyorsun. Al kapattık siteleri. Para için mi yapıyorduk? Bugün yani o kadar çok meşgalem var ki multitasking'den sol lobum ağrıdı lan. Gözüme zong 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 ağrı basıyordu yani. Ailemi mi yapayım? İşimi yapayım? Size verdiğim sözlerimi tutayım? Total War'la alakalı partnerlik üzerime düşen görevlerimi yapayım? Ne bileyim MSI'la şeylerimiz var. Onlarla mı ilgilenin? Bak onlarda da geç kaldık. Adamlar yarın bir gün bir şey sorsalar cevap veremeyeceğiz yani. Hangi biriyle ilgileneceğimi ben şaşırdım. You had one job abi. Çok iddia ediyorsun. Ben hızlı herkesten önce haber çeviriyorum. Herkesten önce makale yapıyorum. İşte bilmem ne çıktı. Sonuna kadar Türkçe çeviriyorum. Türkçe yama yapıyorum. Bütün forumculuğu ben bilirim. Türkiye'deki bütün strateji oyunlarını ben bir çatı altında toplayacağım falan. Hani nerede abi? Al gördük. Sen istediğin kadar bütün strateji oyunlarını bir çatı altında topla. O beta testlerine katınız, o developerlarla röportaj yaptığınız adamlara şu isimleri düzgün çıkarttıramadıysanız yapacağınız işe tüküreyim ben sizin yani. Bak yineliyorum, benim herhangi bir azınlıkla bir problemim yok yani. Ha, problem olduğumuz kimler? İhanet edenler, çevresine zarar verenler, inanç değerlerimize kast edenler. Anlatabiliyor muyum? Yoksa Kayseri'nin ismi zaten Kayseri'ye değil Latince isim. İmparatorluk şehri gibi bir şey yani. Eyvallah, bak biz diyor muyuz şimdi Kayserilerin hepsi Romalı, Latin falan diyor muyuz? Demiyoruz yani. Neyse.
Aleykümselam. Fatih'cim hoş geldin. E peki şey mi şimdi bak mesela bir sürü oynuyor insanlar. Hiç geri bildirim yapmadılar mı? Bu forumlarda falan yazmıyorlar mı bunları? Bunların değişmesi lazım. Şöyle olsun böyle hocam, olsun diye. Yani arada küçük küçük hareketler oldu. Organize olmadığı için hani bir tutunma bunu yapalım şey abi. Bu çok saçma yani. Ben bunu yazayım. Evet, bunu güzel bir şekilde ben community manager'la işte o influencer bilmem ne manager'ıyla falan irtibattayım. Bu şey yaparız. Yani bunların isimlerini belirleyelim. Bir liste yapalım. Ya tamam burada eyvallah. Azınlık olarak burada event, oyununda aksiyon olsun diye bunları koymuşsunuz. Kürt ayrılıkçıları falan. Ama bu isimler siyasi teşekkülü oluşan bir ülkenin içerisindeki isimleri şu an yöneten ki Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti bayrağını tıkladığınız zaman kim geliyor? Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Ben Kemalist bir adam değilim ama şimdi böyle bir lider var. Ya Tunceli'de neler olduğunu biliyoruz yani. Ya bu isimlerin böyle olmasına resmi yazışmalarda böyle miydi bu isimler? Değildi tabii ki. Haliyle biz diyeceğiz ki arkadaşım bak devlet yazışmalarında bu yıllarda bunlar yapılmış. Al sana kaynak. Anah. Güneş kadar gerçek. Bu isimler olur da isyan iyi biri yani oyuncu iyi yönetemezse isyan çıkarsa buraları da Kürt ayrılıkçıları ele geçirse bunların isimleri değişsin. Ama şu an oyunun başlangıcında bunlar böyle olmaz yani. Başkan bir de bildiğim kadarıyla bu DLC ilk çıktığında başlarda buralar hep Türkçe isimli. Sonradan Kürtçe'ye çevirdiler. Yani ilk başta Türkçe'ydi. Sonradan Kürtçe hatta kim ne yaptı bilmiyorum da. Ve sonradan değişti yani. Başlangıçta da değildi böyle. Ya ben neyse. İyicene uzuyor yani. Aynen Türkçe'ydi DLC'siz diyor. DLC gelince böyle oldu öyle mi? Başkan DLC'de. Paşam bir de alakasız lakin Feylezof bana yazıyor da heh. Onu da bir odaya çekebilir misiniz? Alta düşmüş de. Tamam çekelim onu hemen. Peki biz isim verebiliyor muyuz? Yok paşam. Eğer değiştiremiyoruz. İsim veremiyoruz. Aynen. Bir saçma. Hani Feylezof geldin sen ses düşük bu arada. Şu an nasıl iyi mi? Biraz daha şey yap. Şöyle nasıl? Fatih sen de gelsene bir anlatsana bize bu işi bir. Yani çok hani ben de ilk gördüm hani çok sevindiydik ilk duyulduklarında falan sonunda yani gelmesi gereken bir şeydi ama böyle çok saçma sapan hani gereksiz bir şey getiren neden yaptıklarını da hani anlamış getirmiş değilim hani bazen bir şey olur ya böyle paşam hani acaba dediğim bir düşünce olur ya. Hani hafiften bu şey olduğunda olduydu böyle acaba. Çünkü şeyler falan açıklamalar gerek bilmem ne böyle biraz bozuk böyle saçma sapan geldiydi. Şeyi soracağım bu mesela şimdi Tunceli eyaleti demişler buraya öyle mi? Hı hı. Aynen paşam. Ben evet, mesela paşam. Şimdi burada Tunceli'de Sarpet diye bir yer var. Bura neresi bilmiyorum. Erzincan olmuş. Şu boş isim yazmayan yerler ne? Onlar şey gibi düşünün paşam. Hani daha o dönem büyük şehir olamamış. Ya kasaba ya şehir olan merkezi zaten paşam oralar. Hani oralarda da yerleşim var lakin mesela o şehir yazan isimleri şehir merkezi. Orayı aldığında o şehir artık senin oluyor hani. Böyle. Aynen. Peki burada isim belli mi? Bunların isimleri var mı? Oraların isimleri yok paşam. Hani şehir mi? Aynı şey gibi düşün. Empire'da falan o boş bölgeler var yani her yerde şehir yok. Bu da aynı mantık. Hmm. Aynen. Fatih geldin mi bu arada? Şey paşam, hot join açabilirseniz katılayım ben de tekrardan. Neyi açabilirsem? Hot join'i şeyden açabilirsem. Hot join kapalıydı lan şeyde server kurarken. Şeyde oyun içinden tekrar açabiliyorsun. Nereden açacağım onu? Şeyden burada mı? Menüde mi? Game options mı? Hı hı. Menüden açabiliyorsunuz. Game options'tan aynı. Accessibility mi? Bu nerede bu? Multiplayer. Nereden açacağım? Dakika. Use NATO symbols. Allah Allah. O şey. NATO'nun birlikler için sembolleri var. Onlar için. Tamam o aktif olsun. Diyor. Realite değil mi o zaten? Öyle bir NATO'ya girin zaman NATO logoları mı? Yok hocam. Yok. Başka neyse geç. Tamam açtım bu arada. Hot join açtım. Apply edeyim paşam da kayasın. Konfirmledim. Geldim. Gün hoş geldin. Valla arkadaşlar.
Ha, yüklüyor, seni bekliyoruz gelene kadar. Şey... Oğlum ama bu çok zor ya. Şu manada zor. Ya şimdi bak orada atadık. Oğlum bu böyle konuşa konuşa bitmez lan bu yayın. Yani bizim şöyle yapmamız lazım. Bir açacağız böyle 2 saat. Gıdım gıdım ilerleyecek. Ertesi gün gene böyle. Ertesi gün gene böyle. Bu Hearts of Iron'ı biz nasıl oynayacağız böyle arkadaşlar? Hocam şöyle diyeyim. Bir save hani böyle bir tam anlamıyla mesela Osmanlı'yı kurmak, işte Balkanları atıyorum Viyana'ya kadar gitmek falan. Bir oynasanız böyle güzel böyle hani fazla ara vermeden 5-6 saat sürer. Hani. Aynen, 5 saat. Aynen. Ya bize E4 gibi değil. 5 saat sürer bir save. Oyun bitimine kadar 5 saat sürer. Full. Bir de böyle paşam. Eğer kurabilirseniz Osmanlı ve Turan'ın hani farklı farklı özellikler. Mesela Osmanlı şey yapabiliyor. Bütün Balkanları, bütün işte Arabistan'ı, Mısır'ı, Kuzey Afrika'yı kov yapabiliyor. Direktman ana vatan yapabiliyor. Oradaki nüfus gücüdür, fabrikadır, her şeyden, kaynakların hepsinden tam yararlanabiliyor. Turan'da da Türkiye bölgelerdeki halklardan hakları tamamen koruyor ve yararlanabilme özelliği oluyor. Zaten koy mantığı bu oyunun en tehlikeli mantığı. En güçlü mantığı. Eğer zaten Osmanlı veya Turan'ı kurduktan sonra her şey çok rahat hale geliyor. Çok daha rahat, çok daha kolay. Çok daha güçlü oluyoruz. Aynen. Tamam, mesela... ordu bölümünü anladık. Emredersiniz efendim. Böldük, yaptık orduları. Şimdi bu test olduğu için. Şimdi National Focus, direkt Montreux mu gideceğiz ordulardan ziyade? Evet. Aynen. Evet. Aynen. Aman yanlış oldu. Montreux'u seçiyorum o zaman. Start dedim. Evet. Montreux Convention. Tamam. Şimdi ilk hamlemiz orduydu. Hazırım efendim. İkinci hamlemiz ne oldu? Şey oldu. Focus oldu. Üçüncü hamlemiz ne olacak şimdi? Şimdi mesela ajan MacGregor söylesin. Bir dakika. MacGregor sen ne yapıyorsun mesela? Şimdi ne yapardın 3. hamle? Ben araştırmaları seçerdim. O şey deney tüpü gibi bir ambleme basarsanız şu research. Aynen, tamam. Felizov sen ne yapardın? Sen de aynısını söylüyorsun herhalde. Ben de yani araştırma yapayım. Yani araştırma ve fabrika. Skalon sen ne diyorsun? Ben de araştırma, fabrika, fark etmez. Tamam. O zaman 3 tane research hakkımız mı var aynı anda? Aynen. Onları sonra fokuslardan arttırabiliyoruz. 5'e kadar çıkabiliyor. Güzel. Tamam. Mesela bir tanesini. Şimdi burada farklı research araştırma şeyimiz var. Kaç tane? 2, 4, 6, 8 tane kategorimiz var. Öyle mi? Evet. Aynen paşam. Şimdi ülkemizi kalkındırmak için yapacağımız şeylerden bir tanesi ne ki? Üretim. Üretim de fabrika. Fabrika araştırması mı yapacağız? Mesela. Endüstriye yatırım yapacağız. Construction mı? Ne yapacağız? Aynen. Evet paşam. Construction'ı yaptığımız zaman evet. Fabrikaları daha hızlı basacağız. Construction speed yani inşa hızı artı factory repair speedimiz yani tamir hızımız artıyormuş. Tamam, bir tanesini seçiyorum. Bir. İkinci research'ümüz askeri olacak tabii ki. Piyade mi, infanteride mi gideceğiz? Paşam, ikinci şeyimiz de şeyle ilgili olacak, fabrikalarla. Yok, fabrika aynen. Zira evet, production yani üreteceğimiz silahın verimli yani atıyorum günde 5 silah üretebilirken bu araştırma sayesinde 10 silah kadar çıkarabiliriz. O ne yapacağız? Fabrika mı? Construct. Yani şu production. Production. Product. Nerede? Göremedim product'ı. Hangisi? Şu açık olan. Aynen o. Basic şu, Machine Tools. Basic Machine Tools. Ha, production. Aynen. Cap. Eyvallah. Tamam. Aynen. İkinciyi bunu seçiyoruz. Tabii bu sadece Türkiye özgü. Yani olayını tamamlamış Almanya'da bunu yapmamıza gerek yok. Başka şeylere odaklanıyoruz sanırım. Öyle mi? Evet, evet. Evet. Onlarda zaten research slot da fazla oluyor. Bazı şeyler araştırılmış oluyor falan. Ülkelerde hani böyle çok şeyler var. Daha gelişmiş oluyor paşam. Yapacağım. Üçüncü olarak da askeri daha sonra ne kalıyor Türkiye'de? Çünkü biraz geri kalmış hani ilk önce şey. Askeriye de öyle mi? Infantry mi seçeceğiz aynen. Yani? Ama mesela şey, bak elektronik yapacağım. Diyorlar. Üçüncü elektronik olabilir diyor. Evet, elektronik zaten paşam. Elektronik. Ben de oraya gidecektim. Ha şu mu? Çünkü... Araştırma hızını arttırıyor paşam. Öyle. Elektronik aynen. Hangisi? Şey... En sağda az öncekinin bir solundaki kategori hocam. Mühendislik bölümü. Ha, engineering, mühendislik. Eyvallah. Aynen. Electronic Mechanical aynen. Engineering bu mu? Aynen. Evet. Evet. Research speed artı %3. Tamam. Hocam, aynen. Ordularımızı ayarladık. İdeoloji yani en azından ülke olarak, devlet aklı olarak ideolojimizi seçtik. Ondan sonra da bilim adamlarımızı ne yaptık? 3 farklı kategoride araştırmalar için seçtik. Onları yönlendirdik. Geldik dördüncü hamlemize. Dördüncü hamlemiz ne? Fabrika. Fabrika basın. Dur, Hallem de geliyor. Hallem de gelsin. Hallem'i çekelim. Fatih bir çekeyim.
Fatih'cim burada mısın? Buradayım paşa. Abi bu sen dedin ya lobi çok çalıştı, mobi çok çalıştı. Anlamadım yani. Belli bir grupların, belli bir zihniyetin, oyun oynayan arkadaş olarak gözüken tiplerin de girip bayağı paradoks forumlarında algı yaptığını mı söylüyorsun yani? Sen gördün mü? Tanık oldun mu? Paşam çok doğru söylemiş. Ben bir ara çok bu şeylere, forumlarında çok takılıyordum. Evet. Özellikle duyurusu geldikten sonra şeyin, DLC'nin. DLC'nin, tamam. Abi zaten biliyorsunuz İsveç firması oyunu yapan. Evet. Halen bu arada sen de onaylı da. Evet. Orada da zaten bu malum örgütün ne kadar etkin olduğunu biliyoruz. Çok bastırdım. Ve işte şimdi ben de yeni gördüm. Tunceli eyaleti. Bildiğim kadarıyla Tunceli eyaleti değildi orası. Başka bir eyalet. Yok abi, Tunceli'de bir eyalet yok ya. Aynen öyle. Yok da öyle bir şey. Ya DLC çıktığında ha, önceki yoktu. Eyvallah. Evet. Sonradan Tunceli'de güncellemişler orayı. Aha. Diyarbakır var. Diyarbakır'dan DLC'yi çıktığında ama dediğim gibi bastırdılar ve yani şu küçücük bir DLC'ye bile maalesef işte ideolojilerini, o şeylerini ulaştırmış oldular yani. Ya tamam, biz üzerimize düşen olarak bilinçli oyuncu bizim amaçlarımızdan bir tanesi. Biz bunu bir şeyini yapalım yani, çalışmasını yapalım. Osmanlı sonrası Türkiye'de bura eyaletlerini bir belirleyelim. Eyaletleri belirledikten sonra bölgelerin isimlerini belirleyelim. İsimlerini belirledikten sonra biz bunları güzel bir metine çevirip, ya ben ciddi anlamda content içerik çok üretmeye girdim ve tarihi anlamda tamamıyla yanlış bir şeyle karşılaştığımızı, yani bu sizle kim diyalog geçtiyse komite üyesiz diye sizi kandırdıklarını. Biliyorlar zaten ya. Yok, biliyorlar. Bilerek yapılmış bir şey bu. Yani o şeye boyun eğdiler. Baskıya çünkü boyun eğdiler. Çok fazla uyarı oldu zaten paşam. Sen dedi ya bu saçma dedi. Tabii, İlk başta çok, Erzurum bile Tunceli bölgesine falan bağlıydı. Kürt isyancılığı bilmem ne olamadı. Evet, ya ne yapıyorsunuz siz falan oldu. Zarzor Erzurum'u Trabzon eyaletine bağlattırdı millet. En fazla bu kadar yapabildiler. Ya onlar da hafiften biliyorlardı çünkü. Ama dediği gibi Fatih abinin İsveç hani şeyine gönderme yaptığı gibi. Sonuç İsveç, İskandinav bölgesi olunca hani malumunuzdur paşam. Biliyorsunuz İskandinav ülkelerinin malum bölge grupla ve desteğini, paçavra gruplarına. Oradan onlar da şey yaptılar, hafif bir iki şey yaptılar. Ya ilk çıktığında yani gerçekten DLC'yi hazırlayan bir kişi herhalde şeydi, tarihi kısmıyla ilgilenen. Muazzam bir araştırma yapmış. Yani evet, halen evet. Öyle. Yani o 40'lı yılların, 50'li yılların Türkiye'sini, 30, 40, 50 yılların Türkiye'sini muazzam bir şey yapmışlar, senaryolaştırmışlar. Fikir ağacı, Kumru hoş geldin. Teknolojiler, tasarımlar, hepsi gerçekten böyle şey, tarihi şey çok uygundu. Dedik mükemmel bir iş yapmışlar. Sadece şey bu işte, bu sadece isim konusunda mı olay var, sıkıntı? Diğerleri okey mi? Diğer hususlar? Tabii ben bilmiyorum. Ben bayağıdır girmedim o şeyden sonra, bu boyun eğmelerinden sonra açıkçası şey yaptım. Ya biraz, bir de bazı şey vardı. Sonra bilmiyorum nasıl olduğunu. Şeydi, sorun görmemiştim ben. Bir de özellikle hani Türkiye'nin de şeyine, mevcut sosyolojisine de çalışmışlar. O şeyleri de, yumuşak noktaları, kırmızı çizgileri de koruyarak güzel senaryo ulaştırmışlar. Ben özellikle dikkat ettim metinlere. Hı hı. Yani kimseyi böyle kırılmayacak şekilde mükemmeldi. Ben çok memnun kalmıştım çıktığında ama. Tamam, bu isim işte olayını yazar. Çok dinamikleri alt üst edecek hayvan gibi bir yama patch sırf bizim için çıkarmalarına gerekecek bir durum yok. Sadece isimler değişecek abi. Bu kadar basit yani. O zaman. Tabii yani ben bilmiyorum tabii. Şeye de bakmak lazım. Allah azim, fikir ağacında falan bir değişiklik oldu mu sonrasında geldi mi bilmiyorum ben. Fatih abi ben şöyle bir değişiklik yakaladım. Bu Türkiye'nin şeyde gittiğin zaman 6 okun gerekliliği fokusu var. Ona gittiğimiz zaman 6 tane şey geliyor. Kemalizmin 6 okuyla ilgili diyorlar. Evet. Hani cumhuriyetçilikler. 6 ok geliyor. Cumhuriyetçilikte şey vardı. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklali yazıyordu. Hı hı. Onu evet. Değiştirip biz artık hiçbir tanrıya, hiçbir sultana, hiçbir bilmem neye hizmet etmiyoruz yani. Gibi bir şey çevirmişler. Evet, sonradan. Demek ki gelmiş. Öyle zaten oğlum. Zaten öyle seküler bir yapı yani. Yani zaten öyle. Ama ilk başında en azından kimseye kıymayacak bir şekilde. Ha, anladım. İki tarafa da hitap eden tam bir nerede şey o, var. Nerede o? Nerede o? Şey nerede?
6. Şey, Fox'a gitmemiz lazım. Retify'de aynen, Fox'a gitmemiz lazım. Hayır hayır ben direkt ne ha şu bir dakika. Şurada böyle mı? Daha üstte arama kısmı var. Oradan yaz istersen. Tamam hangisi paşam, bu? Hemen bakın paşam şeyin altında İş Bankası ve devletçilik politikasının altında bir oğlum, nerede göreyim onu İş Bankası devletçiliği gözükmüyor ki. Paşam Metro anlaşmasının 2 altı. Bir altında. Metro'nun bir altı şu mu? Six Arrows bu mu? Aynen o ama evet. Şeyde gelecek. Decision'lara gelecek. Onu tamamladığımızda o şeyler buff verebileceğiz devlete. O altı şeyden okla. Anladım. Decision'lara gelecek eyvallah. Aynen. Tamam eyvallah. Ne yaptık? Nerede kaldık? Fabrika demiştik. Yani ordu bakın bu arada bilmeyen de öğrenmiş oluyor. Ben de öğreniyorum bu arada hareketlerini. Var olan hazırda ordularımız var. Bu ordularımızı ikiye böldük. Neden ikiye böldük? Çünkü fazla olduğu zaman kumandan yönetemiyor. İkiye böldük. İki kumandanımız var. Komutanımız. Artı onların üstünde genelkurmay başkanımız var. O da kim? Fevzi Çakmak. Fevzi Çakmak'a bu iki orduyu da bağlamış olduk. Eyvallah. Sonra ne yaptık? Fokusumuzu belirledik. İlerleyeceğimiz yönü belirledik. Yavaş yavaş da dallanıp budaklanacak. Dallanıp budaklanma olayı bittikten sonra bir de ne yaptık? Bilim adamlarımızı ülkemizi kalkındırmak için araştırmalara yönlendirdik. Şimdi bu araştırmaları kolayca yapmaları aynı zamanda kaynak elde edebilmemiz için ne yapıyoruz? Fabrika mı dikeceğiz ülkenin dört bir yanına? Aynen. Ya, fabrikalar nerede? Nereden yapmam paşam, lazım? Şurada diyor. Freeze Civilian Factories diyor. Tıkladığımda hangi sayfa bu? Şu. Construction. Her arkadaş farklı yapıyordum ama ben Osmanlı'na hani Yunanistan'a falan fethedeceğimiz için veya direktman Yunanistan'a yönelik fetihler falan yapacağımız için ben ilk başta iki hani naval dokyat sonra da sivil fabrika basıyorum ki hemen donanmam hızlı geçsin deniz işgalini kolay yapabileyim diye. Ama herkesin oyunculuğu biraz farklı. Bir dakika farklıdır. Harlem burada mısın Harlem? Harlem. Buradayım paşam. Harlem bu zamana kadar izleyebildin mi sen bu arada yayını? İzledim paşam. Sen ne düşünüyorsun bu 4 şeyi yaptık şu an. 4. yapacağız sanırım evet. Yani evet. Fabrikaya geldik. Sen okey misin mesela? Sen de böyle mi giderdin? Oyun oynasan. Ben de böyle giderdim. Fabrikalarda da şu an kurulum olarak da sivil koyarım ilk başta. Yani diğer zaten araştırmacı doğru. Militer değil sivil. Sivil factory. Tamam şey ne diyor? McGregor ne diyor? Paşam ben 39-40 yılına kadar full sivil basmamız gerektiğini düşünüyorum. Tamam. Çünkü ekonomi en etki eden şey o yani. Şu an bizimkiler... Skalon sen ne diyorsun? Paşam ne kadar çok sivil fabrikamız olursa o kadar daha hızlı military factory yani askeri fabrika basabiliyoruz. Hazır burada Fatih de burada. Sen ne yapıyorsun Fatih? Böyle mi? Ben de genelde öyle gidiyorum. Ama işte şey değişir. Hangi yolu izleyeceğimizi. Mesela işte biraz daha savaş yolda gideceksek askeri hat da önemli ama tabii ya başta askeri gitmeyiz tabii. Kaynağı maynağı artırmak şey yapmak için sivil pompa tabii alacağız. Tabii ya tamamen askeri değil. Yani işte 4 sivilse bir tane askeri atar. Anladım. Askeri, biraz hibrit diyorsun. Yani, az bir şey de hibrit diyorsun. Fethi bir şeyle gideceksek ama normal gidecekse arkadaşlarım dediği gibi. Şöyle hatırlıyorum ben. Fabrikaları genelde denizden çıkarma yapabilecek ya da karadan saldırıya açık olan işte sınır şehirlerinden ziyade iç bölgelere mi dikiyoruz? Böyle hocam, hatırlıyorum sivil ben. Sivil fabrikada değişen bir şey yok yani. Zaten her türlü bir yerlerimiz bombalanacak. Sivilleri hatta sınırlara falan bile inşa edebiliriz. Lakin iç askeriye geldiğinde önceliğimiz iç kesimler falan olmalı. He. Ama zaten ondan sonra hiç belli bir yerden sonra hiçbir önemi kalmıyor. Şimdi mesela çünkü 4-1 burada demiş ki sivil faktörü 2, militeri 2 daha bir de 2 tane daha yapabiliriz diyor. Yani şu sol aynen. Taraftakiler fabrikaların olduğu sayıları gösteriyor. Sıfır olan yerlere atıyorum o zaman mesela. Diyarbakır'a atıyorum mesela bir tane sivil şu an. Hocam mesela oraya yapmanızı önermem çünkü oradaki Kürt şeyi falan var ya o fabrikayı kullanamayabiliyoruz. Çünkü orası bizim yurdumuz değil. Yani diyorlar ki oradaki isyancılar hani biz burada çalışmıyoruz. Hani biz buraya işleyemezsiniz. Hatta şey yapabiliyorlar. Fabrikaları kıra da biliyorlar. Allah hani Allah. Saldırı da biliyorlar. Sabotaj falan yapıyorlar. Yani sadece aynen. İsyancı özel değil, diğer tüm isyancılar için geçerli bir şey. O zaman Konya'ya atıyorum bir tane. Aynen. Ya, şey Konya'ya değil, şey yapabilirsin. İzmir'e. Konya Amasya yerine. Çünkü şu an paşam devlet hani Kemalist loyalistler olduğu için bakın yeşil yanıyor. Lokal construction speed veriyor. Artı %10 bölgede fabrika inşaat hızı veriyor. İzmir, Bursa, İstanbul, Edirne ve Trabzon'da. Ama şu an gelenekçiler karşıt olduğu için
bir sürü debuff veriyorlar. Mesela -%25 local construction speed veriyor mesela. Şu yeşil kısımlar mı iyi diyorsun yani sen şu an? Şu an şeyle bir Kemalist Loyalist'le bir İzmir. Onu nereden seçeceğim mesela? İstanbul'da. Kemalist olarak kategorize etmek istiyorum ben. Göremiyorum şu an değil mi? Ezbere bildiğin için sen söylüyorsun. Şöyle söyleyeyim. Batı coğrafyası var ya paşam. Evet. Ülkenin batısı Kemalist. Bir de Trabzon Kemalist. İç Anadolu tamamen gelenekçi. Güneydoğu zaten şu mavi olmasının sebebi ne? Mavi orada çizgisi. Daha fazla fabrika basamıyorsunuz hani. Diyorlar ki tamam buraya en fazla bu kadar fabrika. He bu artık son radde diyor öyle mi? Son radde. Aynen. Aynen. İşçilik arttıkça burada çok fabrika falan var. Bir sözde onu son radın arttırabilir. Ben şu an abarttım mı peki? Her yere yaptım mesela. Yani, bunun bir şeyi yok mu? Bunun bir harcırahı falan yok mu? Ne harcayarak yapıyorum aslında, ben fabrikaları? Bir şey harcayarak yapmıyorsunuz paşam. Bundan harcadığınız ziyade yapım hızı önemli. Yapım hızı önemli. Eyvallah. Aynen yapım hızı. O zaman bu okey mi burası? Şu an bu iyi yani, mi şu an bu kadar yaptığım? Şimdi paşam bir de askeri fabrikaya gelecekseniz bir de askeri fabrikaya gelin. Orada şeyi bakın iki fabrika uçağa vermişsiniz. Şu an uçağa gitmek biraz ülke açısından... Anlamadım bir dakika. Bizim... Uçağı anlamadım. Bir dakika anlamadım şu an. Başka bir kategoriden bahsediyor. Başka bir kategoriden bahsediyor. Şu an military faktörüdeyim mesela. Military faktörüdeyim. Şu an askeri production'da göreceksin paşam. İki tane uçağı vermiş fabrikayı. Şimdi görmüyorum işte şu an. Nerede? Görmüyorum. Şeyde. Y'ye yaparsanız görürsünüz paşam. Ne yaparsam? Y tuşuna basarsanız arkadaşım. Aynen. Oğlum başka bir şey geçirdin ama sen beni şu an. Ben bununla evet, bahsetmiyorum ben. Aha. Şu an başka tamam, şeye anladım. Zıplama işte. Şimdi sivil fabrikalarımı diktim. İyi mi? Okey mi? Bu mudur yani başlangıç? Evet. Evet hocam. Belli bir seneye kadar böyle gitmemiz gerekiyor. Çünkü ne kadar sivil fabrikalarımız olsa askeri daha hızlı askeri basabiliyoruz yani. Oyunun mantığı bu. İzmir, aynen. Afyon, evet. Antalya, İzmir, Bursa, Edirne, İstanbul'a fabrikalar attım. Bu mudur? Aynen. Paşam. Evet paşam. Ayrıca bu sivil fabrika var. Gelecekte fort dikmek istersek ya da Kalem, havalimanı ya da yol gibi şeyler için de sivil fabrika gerekiyor. Yani daha fazla yapmak için. Yani üstünü yapmak için bunu yapmam lazım ilk olarak. Evet hocam. Evet, evet. Peki şey mi? Ve sallıyorum daha devam etsem. Basmaya devam ediyorum ben. Hocam zaten şöyle diyeyim. Fazla basma ilk başta hani her yeri donatma planı yapmaya gerek yok. Çünkü hani şey... Zaten bunlar bitince falan şey geliyor. Bir de olaylara göre mesela çoğu iç savaşta falan gidecek falan filan. Hani şimdilik bu kadar iyi yani. Tüm oyun sonuna kadar ki fabrikaları belirlememize gerek yok diye düşünüyorum. Anladım. Yani. Peki tamam şu an o zaman Fatih dedi ki ya ben dedi 4 sivil atıyorsam bir tane de askeri atarım dedi. Mesela şu an bir tane askeri atayım mesela Konya'ya. Paşam onun dediği de mantıklı ama ben mantıksız buluyorum ki zaten onu yapana kadar 40'lara falan geleceğiz. Sivili bir an önce bitirelim, bir anda askeriye dönelim. Çünkü arada şey yaparsak yavaş yavaş. Katıl onaylıyor musunuz? Herkes onaylıyor mu? Bu arada Fatih çıkmış. Evet. Herhalde. Ben sadece şöyle bir şey söyleyebilirim paşam. Heh. İki de bir ya da iki tane de şey basmayı hani. Çünkü Yunanistan donanması bu DLC ile güçlendi. Naval Dockyard mı? Ne? Şey aynen. Mi? Naval Dockyard basıp biraz da şeye konvoy ve şey yapmak. Denizaltı yapıp İşgal için hani denizden bir işgal için. O zaman şey mi mesela İzmir'e fabrika attık. İzmir fabrika bittikten sonra Dockyard'a geçecek değil mi? Yok o da fabrika olarak sayılıyor paşam. Hayır ama evet, sırayla değil mi? Sırayla olmayacak mı bu iş? Aynen bu şu an evet, şu anki sıralamayı görüyorsunuz paşam işte aynen. Bunlar bitecek. Onun üstüne bir de atıyorum Dockyard basacaksanız Dockyard basacak. Sıra budur yani. Tamam yani iyi mi? Bursa ve İzmir'e attım o zaman. Dockyard'ları hani biraz daha erken basmak da işe yarayabilir. Çünkü paşam, şey de mesela biraz zorlayabiliyor Yunanistan. Donanma işgali. İyi tamam hadi Dockyard attım buralara. Sivilde Mersin paşam, atmış olalım. Paşam, ha? Yani Dockyard basmanın başta bizim donanmamız yeterli. Yani o bilmiyorum. O da Dockyard da basabilir. Yeterli çünkü bizim bir hava filomuz da var. Hava filosunu denize koyduğumuzda. Tamam o zaman Filozof'la McGregor'un fikirlerine kim katılıyor? Harlem katılıyor musun? Hangisine katılıyorsun? Dockyard mı yoksa direkt sivil mi? Ya sivil en önemli olası da Dockyard konusunda şöyle bir durum daha var. İstanbul tarafından genellikle birkaç tane birliği geçirip fokus atıp devam edebiliyorsunuz ya da direkt Naval'la yapabiliyorsunuz. Yani Naval Invasion'la ama ben genellikle karadan olanı uygulanıyorum. Ama arkadaşlar diyorsa eğer ki
biz Naval'da da yapabiliriz bu sefer diyorlarsa olabilir. Ama ben genellikle uyguladığım bir taktik. Skalon sen ne diyorsun? Aşam, şimdi Türkiye'de fabrika sayısı zaten az. Az. Bir Almanya gibi değiliz. Ben sivil basılmasını tercih ederim. Tamam, geçtik bu konuyu. Sivili bastık, geçiyoruz. Ha, ayrıca söyle son söyleyeceğini. Ayrıca Yunanistan'ı sadece denizden değil, karadan da dövebiliriz, evet. Gideceğimiz Fokuslar'dan Bulgaristan'ı puppet'ımız olarak alıp oradan da yeni bir cephe açıp oradan da gidebiliriz ayrıca. Tamam, yani güzel. Tamam, bu konuyu geçtik söz birliğiyle. Ama bu öğrenmiş de olduk Felizof. O da ayrı bir oyun tarzı gameplay olabilir. Aynen paşam. Tamam. Zaten o da mantıksız değil. Şimdi fabrikalarımıza diktik dördüncü hamle olarak. Yani en azından inşasına başladık. Bundan sonraki hamlemiz ne olacak? Paşam, az önce bahsettiğimiz sekmeye geldi şimdi. Military hani Factories, öyle mi? Production. Aynen. Production. Aynen. Yani şu production, evet. Diskle İngiliz anahtarı mı neyse o işte. Evet. Tamam, geldim aynen şimdi. Free buradaki Factories dedi. Şu an fabrikalarımızın üretim, ne üreteceğini mi seçiyoruz biz? Aynen. Ya şimdi evet. Şöyle diyeyim paşam. 4 tane askeri fabrikamız varmış. Mesela o bildirimde nerede 4 yazıyor? 4 nerede yazıyor? Şu Military Factories yazıyor. Aynen. Bakın paşam solda. Şurada. Biraz daha sekmede hocam paşam. Hala göremedim. Ha şurası. Aynen evet. Paşam orada evet. 4 tanesini hiç kullanılıyor diyor. Mesela şimdi bu 4 tane var. İşte biz bu 4 fabrikamız. 3'ünü kullanıyoruz. Aynen 3'ünü kullanıyoruz diyor. Hani. Bir tanesini daha seçeceğim o zaman öyle mi? Yine silah seçeyim o zaman mı? Paşam benim şahsi fikrim şudur. Türkiye'nin şu an şey basacak gücü yok. Uçak. Gücü İptal yok. Ediyoruz o zaman. Çöpe basıyorum. Aynen. Şöyle görebilirsin paşam zaten. Alüminyum ve şeyimiz yok. Lastiğimiz olmadığı için kaynak sıkıntısı da yaşatıyor bize. Aynen. Şey de vermiyoruz çünkü karşılayacak lastik ve alüminyum kaynaklarımız yok. Uçakların yapımını. Tamam, MacGregor sen ne diyordun? Devam et. Paşam, benim şahsi fikrim ya belli bir seneye kadar ne var ne yok silah basa. Çünkü oyundaki en önemli şey silah. Her şey olmayabilir ama bu silah olmazsa asker eliyle nereye savaşacak? Yasir'cim hoş geldin. Teşekkürler abone için. Silah tamam. En önemli şey. Hallem sen ne diyorsun? Silah mı? Aynen, okey misin? Silah olmak biraz zorunda ya. Evet paşam. Tamam, o zaman dördünde silah mı yapıyorum? Şöyle 4 tane seçtim şu an. Aynen. Evet, tamam, 4'te 4 oldu. Eyvallah. Bir de bitti. Free Dockyards'ımız varmış. Aynen, onu nereden seçeceğim orayı? Olacak. Nereden seçiyorum onu? Aynı sekmede paşam. Aynı sekmede mi? Bir tane Dockyard'ımız varmış. Aynen. Şu liman işareti olan şey var ya. Build ship mi diyeceğim o zaman? Evet. Aynen, build ship. Heh, anladım. Buradan bir sınıf seçeceğiz, öyle mi? Aynen paşam. Denizaltı mı o zaman? Benim şahsi fikrim paşam konvoydur. Çünkü konvoy. Aynen. Çünkü konvoy ticaret alacağım zaman bu konvoylar getiriyor. Çıkartma eyvallah. Atacağım zaman bu konvoylar. Tamam, o bir tane evet. Seçilmiş oldu. Birebir oldu. Aynen. Bitti. Bir de ne diyor? Repair ship. Bu kırılan, patlatılan bir gemimiz olursa o zaman çıkıyoruz. O zaman yapıyoruz. Aynen. Eyvallah. Aynen o zaman. Naval repair dediğimiz zaman çıkacak öyle mi? Aynen paşam. Tamam. Evet. Decision available demiş. Ona tıklıyorum. Ha, bir ton event var burada. Dur bir dakika. Şimdi bir dakika. Tekrar döneceğim size. Tekrar söyleyeyim. Şimdi 5 hamlemizi yaptık. Ne yaptık? Ordu kurduk. Devlet aklı nereye yönlenecek onu seçtik. Araştırmalar için bilim adamlarını yönlendirdik. Fabrikalarımızı kurduk. Fabrikalarda ne üreteceğimizi tespit ettik. 5. 6. konumuz ne? 6. konumuz şey decision mı? Decision değil şeyi ayarlamak, bu isyan bölgelerindeki olayları ayarlamak. Mesela paşam, isyana tank vermiş, isyanı bastırması için zırhlı tümen vermiş. Türkiye'nin zırhlı tümeni karşılayacak, buraya gönderecek ekipmanı yok. Bunu değiştirip suavi tümeni yapmamız gerekiyor. Geomatik Engineer, teşekkürler abonelik için. O zaman soruyorum, katılıyor musunuz MacGregor, Hallem, Scalon, Felezofar? Evet, ben şimdi söyleyeceğim bir de. Ek olarak bir de bu şeyin olması lazım. Garnizonlarda hani ilk garnizon eklesi lazım silahların. Yoksa evet. İstans artıyor. Ha şimdi tekrar o zaman fabrikaya mı döneyim bir dakika? Düzeltiyorum. Paşam, recruit and deploy'a gireceksin. Nereye gireceğim? Recruit and deploy. Asker basın bölgesi. Neresi? Şurası. Recruit and deploy. Eyvallah. Tamam. Burada ne yapıyorum şimdi? Burada görüyorsunuz paşam garnizon var. O böyle ortada yani medium priority, ortalama öncelik diyor. Onu yüksek önceliğe çekeceğiz.
Destek kuvvetleri, güncellemeler, supply, destek operation, garnizon. Bunu şey mi yapıyorum? High priority mi yapacağım? Evet. Evet. Bu kadar mı? Bu mudur? Budur. Bir de şeyi değiştirmen lazım paşam. Bu template. İslam bölgelerindeki şeyler var. Mesela atıyorum şeye tıklarsanız, Diyarbakır'a falan tıklarsanız orada böyle zırhlı tümenin şeyi, bölgeyi kontrol ettiğini. Bir dakika, bir dakika. Biraz yavaş gidelim. Bir dakika. Ben de öğrenmeye çalışıyorum çünkü. Unuttum gitti. Hiç hatırlamıyorum. Şimdi hamlelerimi yaptıktan sonra fabrikalarda üretilenlerin ortak şekilde aynı seviyede yayılmasından ziyade garnizonlara gitsin diye ne yaptık? Bize gelmesini mi daha öncelikli kıldık? Teçhizatların. Evet. Garnizon, şimdi üretilen teçhizatlar hani ordudan ziyade garnizona gidecek. Garnizon birliklerine. Hemen o, çünkü isyan bölge, yani isyanları bastırsınlar diye. Eyvallah. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Ya ama garnizon, mesela ben görmüyorum garnizonu değil mi şu an? Görüyor muyum? Yok. Evet. Garnizonlar şey bölgelerde şey, yani şey gibi, jandarma birlikleri gibi düşünün. Kolluk kuvvetleri tabii. Görmediğiniz kolluk kuvvetleri var. Onlara stat olarak göndermiş olduk. Öyle mi? Evet. Evet. Tamam. Şimdi oldu. Mesela ürettiğimiz silahlar oralara gidiyor büyük bir kısmı. Öyle mi? Garnizonlara gidiyor şu an. Önceliği tamam. Onlara ver. Baltazar, teşekkürler abone için. Tamam, güzel. Kapattım burayı. Şimdi şeye mi döneceğiz? O isyan mevzudan ama az önce filozofun söylediklerini mi yapacağız? Aynen. Orada evet. İki şey değiştirmen gerekiyor paşam. Böyle mesela Diyarbakır'a var. Tıkladım şu an. Tamam, tıkladım Diyarbakır'a. Böyle rezistans altında hani böyle uyumluluk falan strength görebiliyorsunuzdur paşam. %25 falan. Onun hemen altında böyle bir tank var. Evet, tank. Zırhlı tümen diyor. Ona tıklayıp onu suvari tümeni yapmak hani daha mantıklı. Şu. Tamam, bu mudur? Yaptık o zaman. Şu an oldu mu? Bu şeyde mesela bütün bölgelerdeki bu şeyleri böyle hepsini tekrardan. Aa, niye tank yapmışlar? Ona niye gerek tank? Yok. Ona gerek yok, tek tek basma. Şu üstteki. Aynen, o aynen üstteki. Var ya paşam. Soldan ikinciye basarsanız tüm ülkedeki geneli seçebilirsiniz. Lojistik aynen, mi? Anlamadım aynen. Şu an. Bir dakika. Soldan ikinci ne? Şey, şu üstteki bildirimler var yani bizi rahatsız eden şu. Aynen. Şu ikinci mi? Manpower demiş ama. Aynen. Ona basın paşam. Hepsi zaten şey oldu şu an. Oradaki evet. Sol üstte bak paşam, o sekmeni zırhlı tümeni süvari yapıyorum. Yes diyorum. Aynen. Hepsi zırhlı tümen oldu. Tamam, bunu şimdi, ben peki buna tıklamadan açacağım ne? Occupied territories'i nereden açıyorum? Şu sağ mı? Resistance. Q'ya bastım. Q'ya bastım. Ha, buradan. Q'ya basıp orada solda paşam. Occupied territories. Eyvallah. Tamam, şimdi oldu. Yani Türkiye, yani bayrağımıza basıp soldaki yeri seçince şu bölgelerin tümenlerini ne yaptık? Değiştirdik. Tamam. Evet. Bir de şöyle paşam. Şu an mesela sivil bir idare var. Bu iş şey bölgelerine, Kürt bölgelerine sivil bir idare var. Aha. Onu böyle şey gizli polis, yani lokal yerel polis güçleri. Şu. Civilian oversight. Yani sivil olarak. Aynen. Anladım. Bunu değiştirebiliyorum ama öyle mi? Evet. En iyisi lokal polis ya da gizli poliste şimdilik. Paşam kesinlikle sivil polistir çünkü sivil yönetimdir. Çünkü eğer lokal polise geçerseniz uyumluluğu düşer. Kürt halkı. Uyumluluğu düşer ama şeyden. Evet. Hayır ama bizim uyumluluk kasmamız lazım ki kor yapabilelim. Ama 70 kor, 70 uyumluluk yaptığımızda kor yapabiliriz. Şöyle bir şey. Osmanlı'ya gideceğimiz için demokratik şeyler olacak. Hani demokratik seçim, oradaki uyumluluklar zaten her türlü düşecek. Ya, tamam zaten öyle de şu an ona basmamızın manası yok. Silahımız daha fazla silahımız gidecek. Şu an böyle bir isyan çıkma şeyi yok zaten. Hadi. O zaman ne diyorsunuz? Secret polis mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Sivil polis. Yani şu anki böyle. Sivil. Sivil kalsın öyle mi? Yani benim. Debuff da yemiyor. Şey de düşük. Yani stat olarak mantıklı gözüküyor şu an için. Dengeli paşam hani. Dengeli. Yani doğru, dengeli. Yani lokal polis de belki seçilebilirmiş aslında. Evet ama o da seçilebilir ama o acil durumlar için genelde falan. Tamam çünkü eyvallah. Aynen. Tamam, anlaşılmıştır. Güzel, bunu da yaptık. Başka ne var yukarıda? Yine not enough manpower, equipment falan diyor. Yine ne yapmamız lazım? Şey. Ya da şu mesela. Yapabileceğimiz bir şey yok şimdi. O duracak öyle sonunda, öyle mi?
Şöyle evet. Low man power. Sıfır. Yine aynı şekilde burayı uyarı veriyormuş. Burayı uyarı veriyormuş. Şu, eyvallah. Ne yapacağım? Şu defter işareti var ya şu sekmelerde ya da ığıtışıyla ulaşabilirsiniz. Lojistik. Tamam evet. Defter eyvallah. Şu yukarıdaki tamam. Lojistik tamam. Aynen. Paşam orada mesela gördüğünüz gibi silahta açığımız var. Yani ne demek? Bir açığı şey, nereden anlıyorum? Şu mu? Eksi bin, bir, iki aynen. K mı? Evet. Eksi 2K. Yani tamam. O bildirimde ne demek istiyor ki bize? Hani bu Diyarbakır'daki falan askerlerimiz falan sivil yönetimde diyor. Aha. Silah yok diyor. Elinde silah yok. Haberiniz olsun diyor. Peki bunu anladım. Üretmeniz lazım. Biz de üretiyoruz zaten. Şu an üretiyoruz. Evet. Fabrikada neredeydi? Bir dakika. Evet. Fabrikada silah seçtik. Tamam. Aynen. Bunlar o zaman üretiyor. Decision'lar geldi şu an. Decision'larda ne yapmamız lazım? Önerileriniz? Şimdilik pek bir şey yapmamıza gerek şimdilik yok. Şimdilik bir şey yapmamız gerek yok. Paşam ben bir öneri sunabilirim. Tabii tabii dinliyorum şu an. Evet. Bu isimler konusunda ben genellikle kendim oynarken yapıyorum daha doğrusu da ajanlık kurup ajanlığı şeye koyuyorum. Bu rezistansı düşürsün diye koyuyorum. Daha rahat diyor en azından. Ekipman kaybını azaltıyor. Belli noktada bir de ajanlık derken şurada sivilde ne yapacağız? Yok paşam şu ikinci sekmiş şu decisions'ların yanında. Ha, intelligent. Göz. Ha, evet. Göz gibi şey. Burada ajanlı şirketleri kuruyoruz istersek yani ülkemizdeki isyancıları düşürebiliriz yahut başka ülkelere ajanlar gönderip operasyonlar düzenleyebiliyoruz. Burada 5 fabrika karşılığı, 5 sivil fabrika karşılığında bir tane ajanlı şirket kuruyoruz. Ajanımız o isyan çıkacak bölgelere gidiyor. İsyanı bastırmaya çalışıyor. Etkisi oluyor. Yani anladım. Şey etkisi peki oluyor. Ne diyorsunuz? Halem'in dediğine katılıyor musunuz? Ama 5 tane şeyimizi iptal ediyoruz öyle mi? Ama o zaman silah üretemeyeceğiz mi? Paşam üretebiliyoruz zaten bunlar alakalı ama ben bilmiyorum gideceğim yola göre mesela şimdi o zaman Osmanlı bunu gideceğim... öneriyi sunan Halem'i bir dinleyelim. Şu an yaptığımız aynen. Hamleler doğrusunda bizi yaptığımız hamleleri böyle egal edecek bir seçenek mi bu? Ajan şirketi kurma. Ya paşam daha doğrusu şöyle düşünmek lazım. Mantıkta şöyle olması lazım. Oraları kurduktan sonra bir de onu daha sonra gidip başka ülkelere atarak oradan zaten intelijans kazanıp savaşta da zaten yardım oldu. Sadece ülke için yani sadece şey için değil, rızası için değil. Yani her çok şey için kullanabilir. O zaten sivili şöyle düşünmek lazım. Sivil eşittir ekonomi. Yani bizim ekonomimizi belir. Sivil harcayacağız. Aslında hani pardon. Silah üretimine etkilemiyor. 30 gün 30 günde kullan 30 gün kullanamıyorsun 5 sivil diyor. Peki aynen. Sen kurarak mı başlıyorsun Hallem? Aynen ben kurarak başlıyorum. 2 tane de geliştirmesini yapıyorum. Bir de bir tane daha şöyle oluyor. Bu nasıl desem advisor'lardan şey oluyor. Bir tane daha operatif alıyorum. Ajan alıyorum. İkisini koyuyorum. Daha rahat diyorum. Ve ekipman kaybını azaltmış oluyor. Geo diyor ki uzun bak mesela. Vadede. Geo diyor ki zaten manpower'ın yok diyor. Kaynak yok diyor. Ticari kaynaklardan kaybediyorsun diyor. Buna mı diyor acaba bilmiyorum ama. Ticari kaynaklardan şu an sadece demir kullanıyoruz. Bizde de demir var şu an açıkçası. Sonraki ileriki safhada tabii işimize yarayacak. Ama neyse. Zaten 30 günlüğüne gidecek. Anladım. Test amacıyla bir tane yapalım. Crit diyorum o zaman. Hayır. 30 günlüğüne gitmiyor. Tamamen gidiyor 5 sivil. Hani kullanın. Milli Emniyet kaldı. Hizmeti. Bunlar nasıl logo mu? Herhangi bir seçebileceğim logo mu veriyor bana şu an? Evet bunlar. Tamam şunu seçiyorum. İlki zaten Türkiye'nin kendi şeyi. O dönem kullandığı kendi logo. İlk defa gördüm ya. Aynen. Zaten bütün harfler birbirine girmiş. Milli Eğitim, Milli Emniyet Düzeltiyorum Hizmeti. MH girmiş birbirine. Ben şey seçiyorum. Şu logoyu seçiyorum. Yay ok. Crit dedim şu an. Evet. Başım işte 30 gün sonra ajanlığımız kurulacak. 30 günden sonra bir 30 gün daha bekleyeceğiz ajanı görev almak için. Sonra oradaki isyancılara yardıma göndereceğiz o ajanı. Şey. O zaman bir dakika. Almış. Şimdi mesela şunlar iptal mi oldu? Olmadı. Yok başım onlar iptal olmadı. Şey gibi. Hızı düştü. Aynen hızı düştü. He. Onların eyvallah. Üretim hızımız düştü. Evet. Bu arada takipler oluyor. Teşekkür ediyorum. Takip edenlere. Paşam bu şey. Oyunda para yok ya. Aslında bu oyundaki para zaman sivil mı? Fabrika. Sivil fabrika. Aynen. Ticareti de onunla yapıyorsunuz. Hani ne bileyim basarken de onu şey yapıyorsunuz. Ya bu oyunda yani ilk başta her şey sivil fabrika. Her şey için sivil. Tamam. Ajanlığı da kurduk. İşte ne bileyim isyan çıkabilme olası olan yerle tümenleri ayarladık. Ne bileyim oranın sivil bakışını ayarladık. Yönetim şeklini ayarladık vesaire. Sırada ne var? Yani zamanı ilerletmeden şu an daha ne yapabiliriz? Paşam, zaman öğretmeden sizin bilginize dahil etmek için şu ordu basma işlevini size gösterebilirsiniz. Tamam nasıl olabilir.
Officer Corps değil. Ordu basma nereden olacak? Şey, bir tank şey var ya. Tank. Recruit, deploy. Recruit and deploy. Recruit, eyvallah. Deploy. Geldim şu an. Evet. Paşam. Şimdi burada mesela bir sürü birliğimiz var. Bu birlikleri hep farklı amaçlarına göre kullanıyoruz. Zırhlı tümen, piyade, süvari, boğaz tugayı, dağ tugayı, piyade. Bunlar mı? Aynen paşam. Mesela tek tek özelliklerinden bahsedersek bu piyade. Hani geliştirebiliyoruz bunların template'lerini. Atıyorum içine top koyabiliyoruz. Şey, edit kısmından görebiliriz paşam. Aynen. Ha, piyade dediğimde mesela... ben aynı zamanda sadece böyle elit silah tutan biri görmüyorum. Aynı zamanda buralara tank da koyabiliyorum bilmem ne de aynen. Öyle mi? Aynen paşam. Yani her piyade şeyi, tümeni, her piyade tümeni 3, 6, 9 tane birlikten mi? İnfanteri birliğinden mi müteşekkil? Şu an böyle. Hepsi o her infanteri şey bir şey ifade ediyor. Atıyorum hani tam bilmiyorum ama işte atıyorum 2000 insan, işte anladım. 2000 tüfek. Evet. Böyle. İşte biz bu birliklerin güçlü olmasını istiyorsak zamanla içinde top üretmeye başlayınca top koyacağız. İşte ne bileyim support equipment. Support equipment. Combat equipment. Aynen onları ekleyecek. İşte bu birlik güçlü olacak. Yani sadece eli silah tutan birlikler olmayacak. Yani aynen. Topçu desteği alacak arkasına. O desteğini alacak. Böyle bunları bu template'leri sürekli geliştirmek zorundayız. Savaş kazanmak istiyorsak. Kesin. Bir de paşam şeye dikkat edeceğiz. Mesela şurada combat with muhabbeti var. Nerede bir dakika? Şu an bizim, combat with nerede? Bu şeyle yanında. Duyamıyorum bir gelin, dakika. Edit kısmına gelin paşam. Orada sağda böyle oranlar var. Belki görmüşsünüz işte base stats, combat stats, evet. Gibi. Combat stats'ın en altında combat width var. Mesela şu an 18 combat width diyor. Şöyle bir şey, biz bir bölgeye en fazla işte 80, 120, 160 gibi adam hani ki combat width'te adam sokabiliyoruz. Eğer bundan fazla tutayım 18 combat width oranlı değil. Şimdi biz bir bölgeye fazladan belki 120 combat width'lik alanı 122'lik soktuğumuz zaman birliklerimizin şeyi bozuluyor, saldırısı bu şey, debuff yiyorlar. Daha böyle kötü saldırı. Bunu genelde 20 veya 40 arasında olması daha iyi oluyor. Bizim 18'miş öyle mi? Bizim 18. Evet, 18. Yani kısa şeyin... Özet yapacak olursak, ajan. Ajan şöyle yani mesela top ekleyeceğiz o artı şeylerinden. Combat bit artacak yani. Combat bit aynen. O artacak o sürekli artacak böyle hani. O diğer istatistikler de yükselecek hani böyle olunca. Aynen. Ama bizim dikkat etmemiz gereken göre... mi? Combat bit mi? Aynen. Evet. Şu ordunun aynen. En vurucu kısmı combat bit yani. He. En kritik kısmı. Bunu da ekipmanımıza göre dikkat edeceğiz. Ekipmanımız çoksa 40 combat bitlik askerler yapabiliriz. Daha iyi ekipmanlı, daha iyi şeyli olan. Ama ekipmanımız o kadar güçlü değilse 20 combat width'likte kalmamız daha böyle bizim için şey mesela, olur. Yani bu oyunda sabit şeyler var zaten. Template'ler var. Hep onu uygularız yani oynamak. Fiyat performans 20 eyvallah. Tam template'ler var. Bunlar hazır template'ler zaten. Değil mi? Aynen oyun başlangıçta vermişken şu an bildiklerimi söylüyorum. Şu dağ tugayı da mesela dağlarda etkili oluyor. Bu boğaz tugayı da mesela paşam sahilleri korumak için yahut isyan bölgelerini bastırmak için falan. Ya yani ayağı niye peki bunda bu şey var? Ne derler? Buna pırpırlar silah var. Daha geç geliyor. Paşam buna silah daha geç geliyor. Çünkü bu önemsiz. Hani gerçek askeri bir şey. Şu elit. Anladım. Armizon gibi hani sadece dursun savaşmayacak gibi. Yani savaşta da kullanabilirsiniz ama şey işte hani genel amacı o değil. Anladım. Şehirleri korumak amacıyla da kullanalım. Hala para çöpçülüm. Zırhlı tümende hem süvariler varmış hem tanklar varmış. Artı... Evet. Onu değiştireceğiz paşam. Bunları değiştiririz. Çok kötü bir bu düzenleme süvarilerle şeylerin süvariler. Tankların birlikte olması. Anladım. Peki şu an üretmemiz gerekiyor mu? Paşam hayır zaten manpower konusunda da hani zamanla sıkıntıya gireceğiz. Hem silahımız da yok yani orduya adayalık. Şöyle bir bilgi vereyim paşam. Bizde şu an bir tane tank birliği var. Onu silmek daha mantıklı olur. Çünkü iç savaşta o taraf değiştiriyor genelde. Evet. Tankımız şurada. Geçiyor. Zırhlı tümen. İkinci zırhlı tümen. Emredersiniz efendim. Bunu silmek. Bunu sil mi diyorsunuz? Ya, silebiliriz aynı paşam. Yani nasıl sileceğim ben bunu? Şurada disband unit var. Çöp kutusu var paşam şu sol liste fark ettiyseniz. Ha şu. Silebilir. Disband all selected unit. Select yaptığımda bu olduğu için disband diyorum şu an. Aynen. Evet. O ters ediyorsunuz orada. Evet. Ters ettik. Eyvallah. Şimdi zamanı aktalım mı yoksa hareketi daha yapacaklarımız hazırım. Var mı? Şu anlık bir şey yok paşam. Tamam. Hamlelerimiz yok mu? Felizof yok mu? Yok paşam. Harlem? Yok. Yok.
Harlem'e göre. Harlem yok diyor. Skalon da yok diyor. O zaman güzel. Şu raddeye kadar gayet zihnime yerleşti abi. Gayet güzel gittik. Askeri eğitim diye sormuşlar. Durduğu hocam, yerde savaşmadan. Aa, evet. Doğru. Hocam, ben önermiyorum. Zira şu an eğitim yaptıkça kurşunumuz bitiyor. Ya da seramız olabiliyor. Tamam. O zaman size şöyle... Eksik olduğun için eğitim yapmaya gerek yok. Evet. Çok güzel bir örnek oldu. Yani ben mesela gerçekten hani asker tabii o artık ulus ordu sistemi yapacak bir şey yok da bence yeni yeni zaten o fikre doğru gidiyor TSK'da. Bu arada Türkiye'de en güvenli kurumdur. Türk Silahlı Kuvvetleri. Onu da söyleyeyim. Yani bu işin profesyonel olması lazım. Ben her tetiği çekebilen adamın askere girmesini kesinlikle tasvip etmiyorum. Bu yani diyeceğim bu. Haliyle bu abidik gubidik tipler, askerlikle, vatan bilinciyle zerre alakası olmayan tiplerin savaş esnasında da savaş olduğu zaman da kesinlikle bir faydası olmayacağını kesinlikle daha şimdiden belli eden tiplerin o talimlerde ateş etmesi, o mermilerin boş etmesi benim zaten canımı yakıyordu. Tam da bu konuya gelmiş olduk. Yani diyorsunuz ki şu an hali hazırda bir kaynak sıkıntımız var. Askerlerimizi eğitime verirsek ürettiğimiz o tüfek şeyden, mühimmattan vesaireden kaynaktan yiyeceğiz. Haliyle belli bir bolluğa geldikten sonra mı eğitime başlayalım diyorsun sen Gregor? Aynen paşam. Çünkü yani zaten elimizde silah yok. Yani çoğu askerimizin elinde silah dahi yok. Yani bir de bunun üzerine eğitim yaparsak daha da eksiğe gireceğiz. Yani ürettiklerimiz boşuna gidecek hani. Bir şey artıya geçemeyeceğiz. Bir kazancımız olmayacak. Eyvallah. Ki zaten şu anki ordumuz ortalama seviyede hani. Ne anladım. Acemi ne kötü. Anladım. Ortalama. Katılıyor mu diğer arkadaşlar? Evet. Tamam. Tamam. O zaman bu bölümü burada bitiriyoruz. Gayet güzel bir başlangıç rehberi oldu. Biz şu an aslında seriye başlamadık. Şu an bana oyunu öğretiyorsunuz. Aynı zamanda konuşarak Hearts of Iron'ı ben tanımaya çalışıyorum. 10 numara tanıdım. Yani ben bu saatten sonra sizsiz girip en azından şu ilk hamleleri yapabilirim. Haliyle bu oyunu öğrenmek isteyenler de aynı şekilde girip yapabilirler. Buradan da şöyle bir anlaşma çıkmış oldu. Bakın yüzlerce kişi izliyor şu an Twitch'te. YouTube'da da yorum illaki izlenecektir. Sizlere de rica ediyorum. Ben şu isim konusunu olması gerektiği gibi bakın herhangi bir ideoloji ve şey değil. Söylemiyorum. Arkadaşım burada bir ülke var mı? Kurulmuş 1936'lara kadar gelmişim ama şöyle ama böyle. Siyasi teşekkülünü yapmış. Çeşitli paklara girmiş çıkmış vesaire vesaire. Burada bir nizamı var. Bayrağının bile boyutu vesaire her şeyin santimetresine kadar belirlenmiş mi? Bir tüzüğü var mı bunun? Bir kanunu düzeltilmiş mi? Kanunla yazılmış mı? Burada kanunla yazılan isimler belli. Vatandaşın, halkın, yöresel köylünün buraya verdiği isim şu an bir önemi yok. Bu uluslararası arenada bu bölgede isimler bunlar değiller abi. Ve biz bunları bir şekilde metinleştireceğiz, edeceğiz. Osmanlı öncesi eyalet isimleri, Osmanlı sonrası eyalet isimleri, buradaki şehirler nerelere bağlı vesaire vesaire güzel bir metin, Türkçe metin çıkartacağız. Bu Türkçe metin üzerinde siz değerli izleyicilerle, siz değerli oyuncularla, bakın dil, din, ırk fark etmiyor. Biz doğru olanı yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca manevi olarak da ben yanlış buluyorum yani. Bir Türk vatandaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Yani çünkü bu illegal, bu katakulliyle yapılmış bir olay yani. Hani şöyle, Selanik'e şey diyorlar mı? Üç parmak diyorlar mı? Olduğu aşağısındaki yani. Kısma ya da şeye, ben Morve göçmeni, benim ailem Morve göçmeni bir adam, insanlar. Şey diyor mu Morve Yarımadası'na, Patras'taki şeyine, bizim kullandığımız ismi kullanmıyor, hayır. Yunanistan'ın belirlediği ismi koymuş. Yani evet. Şey açısından da mantıksız ki yabancı yayıncıları da takip ediyorum. Belli başlı yayıncılar var böyle bayağı ünlenmiş. Yani bu hoydur falan. Onlar da eleştiriyor yani. Bilenler tabii ki de. Yani paşam diğer ülkeler için geçerli olan kuralı bizde uygulamamaları gerçekten. Tamam işte aynen bu kadar. Yani ben burada ne birini köktürüm ne birini başka azınlıklara böyle düşman etmeye hiçbir şey yapmıyorum. Biz olması gerekeni söylüyoruz. Yasal şekilde olması gereken bu kadar. Yani Yunanistan, İstanbul, lobiler. Konstantinopoli oluyorsa bizde ise de yani Türkçe isim olmalı. Ya gibi. Ya ben şu an mesela yani şu an Allah muhafaza tabii istemeyiz. Şu an burayı Yunanistan yönetiyor olsaydı ve burasının adı Konstantinopolis olsaydı konuşmaya hakkımız yok. Çünkü adam almış yani. Adı da vermiş. Bitti bu kadar bitti gitti yani. Eğer sen burada isyan çıkartıp alırsan
ne bileyim işte o zaman değişebilir. Anlatabiliyor muyum? Bu o zaman güzel. Mantıklı bir sistem. Hani gelsin mesela Bursa'yı alır. Gerçekten Nike'ye falan ne diye kadar... bilmem ne diye değiştirir. Anlatabiliyor muyum? Yunanistan buraya geldiği zaman ülke olarak hani yapay zeka buraya geldiği zaman buraya aldığı zaman isim değişsin. Sıkıntı yok. Ama buraya Türkiye Cumhuriyeti yönetiyorsa burası Bursa abi. Ben şunu da söylemiyorum. Hüdevendi geri yapalım demiyorum. Niye? Çünkü o anki yönetim buranın adını değiştirip Bursa yapmış. Anlatabiliyor muyum? Olay bu. Bunu da güzel bir şekilde biz organizeceğiz. YNP ailesi olarak ben üzerime düşeni. Ben bilmiyordum çünkü. Bilseydim vallahi billahi etki etmeye çalışırdım. En azından derdim ki beyler ben burnumdan, şuramdan, buramdan, terakadana kadar ben denedim. Yapamadım. Yapamadım dedim. Yani... Ama ben şu an öğrendim ve bunun organizasyonunu yapacağım yani. Anlatabiliyor muyum? Ben zaten ilk defa bu İskandinav ülkesindeki bu malum Gürhlay'ın bu kadar güçlü olduğunu ilk kez yani burada ya, da yok abi, fark ettim. Ben zannetmiyorum. Yani ya, tamam Fatih'in olamaz. Anlattığı kadar illaki vardır da belki ya zannetmiyorum abi kalkıp da oyuna da etki edelim diye düşünmezler. Onu başka işlerle meşguller. Ben şundan şüpheleniyorum. Forumlardaki Türkiye vatandaşı üyelerinin aslında farklı zihniyetler ve tıniyetlerde olduklarını, yanlış bilgi verdiklerini anlatabiliyor muyum? Neyse daha şeye girmeyelim. Kimseyle de kavga etmeye falan ne mecalim var ne gücüm var. Biz kendi halimizde insanlarız. Kimseyle böyle bir monolo, bir işte diyaloğa falan da girmeyeceğim. Oyunumuzu oynuyoruz. Oyunda bir yanlış gördük. Bunu düzeltilmesi için biz şey yapacağız. Üzerimize düşeni yapacağız. Diyeceklerim de bu kadar. Sizlerin eklemek istediğiniz var mı? Gregor bir şey söylüyor musun son sözlerine? En azından bu eğitim bölümü ve tanışma bölümü için. Yok yok paşam. Yani filozof. Umarım güzel. Güzel olur inşallah. Yok, ben paşam, beğendim sizleri beğendim. Güzel. Filozofun da yok. Eğlendi. Eyvallah. Hallem senin? Yok paşam. Skalon? Yok paşam. Çok eyvallah. Güzel. Teşekkür ederim hepinize. Fatih de katkı sağladı. Fatih de konuştu. Hadi şu sırada bekleyen arkadaşlar da mikrofonları hazırsa onlardan da bir selam alalım. Kim var başka? Sezen. Osman orada mısın? Kim var başka? Sezen. Selam. Osman, dur CG'lere kendimizi duyuyoruz. Onu hemen bir kapat mikrofonunu bir. Osman aleykümselam. Buradayım paşam buradayım. Tamam siz seni de buradayım. Alman ajanı olarak alacağım. Merak etme roleplay'e. İnşallah paşam. Seven var. Seven da bir ses versin. Buradayım paşam. Tamam Seven seni de sonraki bölümde inşallah konuk edeceğim. Bir de CG'lere var. CG'lere kim? Çağlar mı? Çağlar herhalde. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sizleri de dahil etmeye çalışacağım sonraki bölümde. Seslerinizi duyduk. Aşağıda bekliyordunuz. Sizin de hani şey yapmayalım diye. Kalbiniz kırılmasın. Çünkü başlamıştık bu arkadaşlarla hızlı bir şekilde insanları bekletmeyelim diye. Benim diyeceklerim bu kadar. Güzel bir yayın oldu. Ben çok mutlu oldum. Hakikaten zihnime yerleşti şu an. Yani yavaş yavaş yapmak yerleşti. Önceki bölümlerde, önceki Hearts of Iron videolarındaki 3-4 bölüm çektik. Osmanlı falan kurduk ama hakikaten çok bir şey anlamamıştım ve çok uzun sürmüştü. Çok böyle bunalmıştım. Ama şu an bu çok güzel oldu. O yüzden aynen şu an bitiriyoruz. YouTube'dakiler de yorumlarını eksik etmesinler. Onların da bir soruları varsa Discord kanalımıza gelip bakın bu kadar güzel insan Hearts of Iron'ı biliyor. Paradox oyunları kategorisi altında sorularınızı sorabilirsiniz. Severek cevaplayacaklar diye düşünüyorum. Onun dışında lütfen hani arkadaşlarınıza haber verin. Gelin oynayacağız edeceğiz. Sonra bu iş daha da büyür. Yani ben anladıkça haliyle daha iyi içerik üretebilirim. Haliyle daha iyi içerik üretmek ne demek? Sizlerin daha iyi, çok dahil olması demek yayınlara. Bu silsile umarım devam ettirebiliriz. Benim diyeceklerim bu kadar. Katılımcılara hem Twitch'te abone olan, yorum atan, katılan, yeni aramıza, sayfamıza beğenip katılanlara. YouTube'dakiler yorumlarını eksik etmesinler. Yeni gelecek arkadaşlar belki aramayla bize ulaşacaklar. Onlara da teşekkür ediyorum. Sosyal medya hesaplarımızda da sadece işte Instagram, YouTube, Twitter vesaire yok. Discord'umuz var, Steam grubumuz var. Buralara da gelmenizi temenni ediyorum. Diyeceklerim bu kadar. Saygılar, sevgiler. Sonraki bir içerikte görüşmek üzere.